Merhabalar kıymetli hocalarım. Haftanın ilk etkinliği ve genel etkinliklerimizin altıncısını bu hafta yapıyoruz. Öncelikle hepinize hoş geldiniz. Bu hafta moderatörlüğünü Profesör Doktor Aysen Soysal hocamız yapacak. Yine konuşmacılar arasından Rengin hocam, Öznur hocam, Mehmet hocam ve Gülden hocamlar var. Şimdi her hafta etkinlikle ilgili kısa bilgiyle girişle başlatıyorum. Öncelikle bu panelleri yapmamızdaki amacımız, önceki haftalardan da bu bilgileri verdik ama ilk defa katılanlar için bu bilgiyi tekrarlamış olalım. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünün 10. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bölüm öğretim elemanlarıyla birlikte bir dizi sanatsal faaliyetler gerçekleştirmek için böyle bir karar aldık. Bu sanatsal faaliyetlerin içerisinde yaklaşık 8 adet farklı tipte sergilerimiz var. Nedir bu sergiler? Geleneksel Türk Sanatları bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora programından oluşan, daha doğrusu sadece geleneksel Türk Sanatları öğrencilerin katılacağı bir öğrenci sergimiz var. Bununla ilgili öğretim elemanları sergimiz var, bölüm öğretim elemanları. 10 tane farklı üniversite, 10 farklı kişinin kişisel sergisini açıyoruz. Farklı hocalarımızın farklı üniversitelerden. Yine plastik sanatlar, geleneksel ve geleneksel sanatlarla ilgili böyle birbirini takip eden Aralık ayında, Aralık 2020'de başladık. Nisan ayına kadar devam edecek. Yaklaşık bir 5-6 aylık bir süreçte bu şekilde devam edeceğiz. Sergi faaliyetlerimizin yanı sıra toplam 17 farklı konu başlığından oluşan ve ağırlıklı olarak doçent ve profesör hocalarımızın katılımlarıyla farklı konularda geleneksel Türk sanatlarının farklı alanlarının sorunlarının tartışıldığı ve tartışılacağı panellerimiz gerçekleşecek. Bugünkü konumuz geleneksel sanatlarda estetik kaygı ve kiçik konuşacağız. Şimdiye kadar genel bilgi vermek gerekirse 7.000 kişiye yakın 7.000 kişi İFART internet sitemizi ziyaret ederek etkinliklerimizi takip ettiler. Bu da gerçekten bunu da ev sahibi olarak paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. İyi bir rakam. Yani şu an 6. panelimizde toplam siteye baktığımız zaman 7.000 kişi ziyaret etmiş. Yine sergi izleme yani açtığımız kişisel sergileri yaklaşık 650 kişi civarında bir sergiyi 650 kişi civarında bir gezme var. Yine panel etkinliklerinde canlı yayın katılımımız şu anki olduğu gibi yaklaşık 30 ila 60 kişi arasında değişen bir canlı bağlantılar söz konusu. Ama banttan ya da YouTube kanalından izlenme sayımız ise 480 civarında. Bu da bu sayıları ve istatistik bilgilerine baktığımız zaman gerçekten yaptığımız etkinliğin amacına uygun ve geniş kitlelere ulaşmasında başarı sağladığımızı düşünüyoruz. Dediğim gibi bugün geleneksel sanatlarda estetik kaygı ve kiçi konuşuyoruz. Umarım keyifli ve verimli öğrencilerimizin de dinlediği, sorular sorduğu, soracağı güzel bir etkinlik olur. Ve ben çok daha fazla uzatmadan sözü Profesör Doktor Sayın Aysen Soysal hocamıza devrediyorum. Hocam artık buyurun. Mikrofon sizde. Teşekkür ederim. Evet, bugün öncelikle ben aslında hakikaten çok güzel bir organizasyon süreci yaşıyoruz. Akdeniz Üniversitesi'ndeki Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Mehmet Ali hocamızın şahsında üniversite rektörlüğüne de bu fırsat için teşekkür ederim. Katılımcı arkadaşlarımla beraber bugün geleneksel sanatlar ağırlıklı olmak üzere sanatta kiç kavramını tartışacağız. Estetik ve kiç kavramını. Estetik nedir? Kiç nedir? Ne olmalıdır? Buna çözüm yolları neler olmalıdır? Eğitimde bununla ilgili neler yapılabilir? Bunları tartışacağız. Aslında kiç kavramı hepimizi rahatsız eden bir kavram gerçekten. Yani şöyle bir baktığın zaman anlam olarak sanatta kötü olan her şey gibi ya da etik ve estetik olmayan
şeyler gibi anlamları olan bir kavram. Şimdi bu kavramın çok detaylı şeyine baktığım, detaylı şeyler de söyleyebilirim. İşte çok abartılı, çok süslü şeyler veya işte toplumun genel eğitim seviyesinin veyahut da kültür yozlaşmasının getirdiği toplumsal sorunların ortaya çıkardığı bir sanat meselesi gibi de algılanabiliyor. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Tabii ki bunları tekrar tekrar daha sonra gene konuşacağız. Şimdi hemen sözü gene Akdeniz Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde değerli öğretim üyemiz, tecrübeli yıllarını vermiş Öznur Hocam'a söz vermek istiyorum. Öznur Hocam buyurun, sizi dinleyelim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Ajlin Hocam bu değerli katkılarınız için, katılan tüm hocalarıma, Gülten Hocama, Mehmet Hocama, Rengin Hocama. Bu süreç gerçekten hem keyifli hem de yani bizim bu 10 yıllık sürecimizden bahsediyorum, bölümün kuruluşu. Çünkü bu etkinlikler bölümün 10. yılını kutlama nedeniyle bir araya getirdi. Mehmet Ali Hocam'ın katkısı çok büyük, tartışılmaz. Ama sadece bu etkinlikte değil, bölümümüzün 10 yıllık sürecinde de geleneksel Türk sanatlarına ve yörük sanatına, Türk sanatlarına daha doğrusu çok farklı platformlarda, yurt içinde ve yurt dışında, hem sergi bazında hem de workshoplar, çok kapsamlı kongreler ve bölümün tanıtımında tabii ki çok önemli bir yer tutuyor. Ama bunun yanı sıra biz kaliteli öğrenci alabilmek için yine Mehmet Ali Hocam'la birlikte ve bölüm hocalarımızla birlikte Antalya'nın bütün liselerine bölümü tanıtma, mesela pandemi öncesi böyle bir etkinliğimiz vardı. Her hafta 2-3 liseye gidip, okula gidip daha kaliteli, daha bilinçli öğrencileri nasıl seçebiliriz? Bunları bölümü nasıl tanıtırız ve bununla ilgili de okula getirip atölyelerimizi tanıtarak daha kaliteli öğrenci peşine düşmüştük. Onun arkasından sosyal projelerde yine hocam çok aktif olarak Muratpaşa Belediyesi ile birlikte Yaşlılar ve Engelliler Haftası'nda yine öğrencilerimizi oraya taşıyarak daha sevecen bir bağ kurmayı sağladı. Çok büyük, Antalya'da yine ses getiren yerel yönetimlerle birlikte çok büyük boyutlu, Cumhuriyetimize yakışır ölçüde, yıllarına eş değerde, büyüklükte, uzunlukta Ebru şeyleri oldu, etkinlikleri ve Antalya'nın en merkezi noktasında bu etkinlikleri gerçekleştirdi. Bu da tabii taçlandırdı bu etkinlik. Pandeminin aslında biz geçen yıl fakültemizin 20. yılını kutladık. Biz Mehmet Ali Hoca ile dedik ki biz daha çok ses getiren bir etkinlik yapalım, bir kongre yapalım. Ve bunun hazırlıklarını da yapmıştı zaten kendisi. Fakat arkasından bu pandemi nedeniyle de ertelenme durumu kaldı. Daha sonra tekrardan yılın başında dediği gibi, anlattığı gibi 17 tane panel ve gerçekten iyi izleyicisi olan ve 10 tane hocamızın kişisel sergisi ve lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin katılacağı sergiler, bölüm hocalarının sergileri ve plastik sanatlara da bir kapı açarak, onlara da bir şey vererek onların da sergileri gerçekleşecek. Dediği gibi Nisan ayının sonuna kadar da bu etkinliklerimiz devam edecek. Öncelikle hepinizin farklı üniversitelerden ama bizim paydaşımız olan Geleneksel Türk Sanatları bölümünün hocalarının hiç itiraz etmeden destek vermeleri, bilgilerini, deneyimlerini öğrencilerimize aktarmaları çok önemli bizim için. Çünkü
bu pandemi döneminde gerçekten herkes evine kapandı, öğrencilerimiz öyle. Burada bir nefes alıyorlar, farklı sesler duyuyorlar, farklı çalışmaları izliyorlar ve dünya küçük, her şeye çok rahat ulaşmış oluyorlar bu sayede. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Bu 10 yıllık süreçte biz 100 tane öğrenci mezun etmişiz. Bunun içinde 28 tanesine master programı da devam edenler var. 18 tanesi mezun edilmiş. Bu diğer kısmı da tez aşamasında ve aktif durumda, ders alma durumundalar. Başarılı olduğumuzu zannediyoruz. İddialıyız bu konuda gerçekten. Şeyimiz, başkanımız çok aktif, dinamik, hiç oturmuyor. Sürekli kafasında bir proje. O anlamda da ben kendisini kutluyorum. Her zaman da arkasında oldum ve destekliyorum. Bölüm hocaları olarak da hep yanındayız. Bu şeyde, özellikle bu etkinlikte çok büyük emeği var. Takdir ediyorum. Sunumuma gelince ben öğrencilerimize, özellikle geleneksel Türk sanatları öğrencilerinde tasarım karmaşası olmaması adına tasarım üzerinden gideceğim. Buradaki doğrular ve yanlışlar daha sonraki 10 slaytlık bölümde kiç bölümüne ayırdım. Türkiye'deki dokumalar üzerindeki kiçler neler? Benim hocam da bilir, 30-35 yıllık bir dokuma, geleneksel dokumalardan, halılar ve kilimlerle ilgili alanda saha çalışmalarının günümüzdeki durumuna şöyle bir küçük bir bakışla noktalamak istiyorum. Çok da vakti daha değerli kullanmak adına hemen sunumuma geçeyim. Görüyor musunuz? Hayır hocam, görmüyoruz. Görmüyorsunuz. Geri nasıl döneceğim? Hocam alttan dördüncü şehir sekron. Tamamen şeye geçtim de PowerPoint'i kapatmam lazım herhalde. PowerPoint hazır olsun denmişti. Eyvah, kaydettim. Hocam ekranı küçültün. Ekranı işte sağ tarafta, kapatma tuşunun olduğu yerde. Hı-hı. Hayır. Buradan direkt screen'den gireyim ben o zaman. Share screen'den. Evet. Sanıyorum şimdi daha rahat olacak, değil mi? Açılıyor mu? Yok hocam. Önce ekran paylaşımı, ondan sonra masaüstü. Geldikten sonra açacaksınız. Yani dosyayı önce açmayın. Ekran paylaşımı yaptım. Gelmedi hocam. Paylaş. Neden olmadı? Hocam isterseniz şey yapın. Teknik arkadaşlarım size dönsünler. Aysen hocam, bir başka konuda yönlendirirseniz evet. Özgür hocam o altyapı oluşturana kadar olarak. Evet, Özgür hocam altyapıyı oluşturana kadar biz ikinci Rengin hocam ben hemen geçebilirim demişti. Evet. Rengin hocam sizi alabilir miyiz sunuma? Tabii ki, elbette. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben öncelikle tüm katılımcı hocalarıma ve öğrencilere, katılan tüm dostlara iyi akşamlar demek istiyorum ve Geleneksel Türk Sanatları bölümün 10. yılını Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne kutluyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim. Geleneksel Türk Sanatları'na ait bir konu değil, sadece sanatın her dalında kiçle karşı karşıyayız, kiç kavramıyla. Sanatsal yaratım sürecinde sanatçının benliği, sanat sorgulaması, tanrı, estetik bilinci, estetik kaygısı, yaratma cesareti, dürtüsü, psişik olguları, bilinçaltı ve toplumsal örüntüleri şüphesiz ki bu süreçteki en önemli etkenler arasında görülebilir. Dolayısıyla sanatçının sanatsal yaratımları oluştururken yaşamış olduğu evreler sanatın oluşumu adına önem taşımaktadır.
bu evrelerin yaşanması sanatçının sanatsal gücünü ve gerçek sanat eserlerinin oluşumunu derinden etkilemektedir. Bu süreçlerin yaşanması da sanatsal anlamda yeni sorgulamaları ve yeni estetik süreçleri de beraberinde getirmektedir. Diğer yandan sanat diliyle üretilmiş ancak bu evreleri yaşamayıp hiçbir estetik sorgulama yapılmadan ticari kaygı ile üretilmiş, sanatsal kaygı güdülmeden bir takım oluşumlar biçimsel benzerlik kaygısıyla yapılmış üretimlerde mevcuttur. Sanatsal bağlamda üretim yapmak için estetik ve kavramsal sorgulama, yaratım süreci içerisinde yaşanılması gereken en önemli unsurdur. Bu türden sorgulamaların yaşanmaması hiç türünden üretimleri var etmektedir. Günümüzde sanat çalışmalarına baktığımızda gerçek sanat eserlerinin varlığının yanında sanatsal amaç taşımayan, estetik bilinçten yoksun, yaratma cesaretinden nemalanmamış, sanat dilini kullanmayan insanlar ve üretimler, hiç üretimler mevcuttur. Estetik kaygı nedir? Estetik kaygı ise estetik değer bağlamında eserin biçimsel ve kavramsal olarak sorgulandığı yaratmanın sancılı sürecinde yoğun bir şekilde yaşanan süreçtir. Bu süreç sadece salt estetik oluşturma durumundan çok sanat eserinin temasındaki kavramın daha nitelikli biçim bulmasına duyulan kaygılanma sürecidir. Estetik kaygı sanatsal bilgi, duyarlılık ve tavırla ilişkilidir. Yaşam boyu edinilen bilgi, deneyimleme ve yönelimlerin sentezlenmesiyle değişime uğrayan bir süreçtir. Sanata ilk olarak resim alanıyla giren kişi kavramı da sanatın diğer kollarında özellikle süsleme sanatlarıyla da kendini göstermeye başlamıştır. Sanayi devrimiyle gerçekleşen endüstriyel gelişme ve makineleşme 19. yüzyıla damgasını vurmasıyla da kiç ürünler çoğalmaya başlamış ve gittikçe çoğalan kiç ürünler beş duyuya da hitap eden çeşitlilikte artmıştır. Kiç kavramı tabii toplum bilimsel bir olgu. Her ne kadar kökeni belirsiz olmasa da ilk olarak Münih'te 1860-1870 yılları arasında ortaya çıkmış ve kolayca pazarlanabilen ucuz şeyleri tanımlamak için kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de karşılığı olarak düzenti ürünü karşılığı verilmiştir. 19. yüzyılın kaotik kültürel ortamında daha sonraları bir terim haline gelecek olan sözcüğü önceleri zevksiz, kaba, gösterişli, adi, ucuz hediyelik eşyaları nitelemek için kullanılmaya başlanmış. Zamanla estetik bir etki yarattığı düşünülen kimi nesnelerin estetik açıdan kendine özgü tarzdaki yetersizliğini vurgulayan bir terime dönüşmüştür. Sanatla olan ilgisi de bu noktada ortaya çıkmıştır. Hiç sanat olma iddiasında olup da kolayca öyle adlandırılamayan eserleri niteleyen bir terim haline dönüşmüştür. Bu bağlamda bir sanat eserinin estetik yönden yetkin ve incelikli bir beğeniye uygun olarak yaratılmış olmasına karşılık kiç olduğu söylenen bir nesnenin estetik olarak yetersiz, kaba bir beğeniye hitaben yaratılmış olduğu, bunun bir zevksizlik göstergesi olduğu düşüncesi egemen olmuştur. Bir de kiç kavramının yerleşmesi özellikle 1950'li yıllarda başlayan bu göç akımıyla birlikte kendini göstermeye başlamış. Arabesk müzik tarzı, evlerde kullanılan el işi süs eşyaları, alçıdan yapılmış standart biblolar, gösterişli fakat hiçbir maddi değeri olmayan nesneler, fotoğraf stüdyolarında sanatsal olduğu iddia edilen fotoğraflar, taksi, dolmuş, otobüs, minibüs gibi yerlerdeki süslemeler ve bunlar gibi birçok nesne Türkiye'de kiç kavramının nasıl kullanıldığını yansıtır. 20. yüzyıl içinde üretilmiş çeşitli nesnelerde rastlanan bu zevksiz ve kökeni belirsiz ve estetik düzey düşkününü nitelemek için kullanılan kiç kavramı giderek daha çok rastladığımız el dokumalarımızda da motiflerin bazı yeni uyarlamalarını değerlendirirken düşüncelerimizi tam da karşılayan bir kavram olarak akla gelmektedir. Özellikle Türkiye gibi kırsal alanın hızla çözüldüğü ancak
kent kültürünün aynı hızda hareket etmediği toplumlarda kiç giderek ağırlık kazanan bir gerçektir. Son yıllarda ülke genelinde üretimlerde yeni gereksinimler için olgunlaşmış örneklerden yararlanılacak yerde hızlı bir arabeskleşme içinde taklide katkıda bulunacak neredeyse yüzlerce yıllık kültüre sırt çevrilmektedir. Dolayısıyla bu dönemin Türk toplumuna özgü motif ve desenlerinin yerini asılsız ve zevksiz şekillere bırakabilmektedir. Bir yandan teknolojik ürünler yaşama girerken, öbür yandan geleneksel yaşamın ürünleri olan pek çok gündelik eşya, günümüzde ülke tanıtımında ya da ekonomik gelir elde etmede, yani yeni olanaklarla geleneksel anlamlarından soyutlanarak pazara sunulmaktadır. Buna bağlı olarak da yoz, kiç ürünler ortaya çıkabilmektedir. Yaratıcısı belli olmayan bu tür ürünler pazarlarda alınıp satılmaktadır. Anlamsıza anlam ve anlamlıya anlamsızlık yükleyen kiç ürünler, küreselleşen dünyada geniş bir yayılım alanı bulmaktadır. Ülkemizde bu işi körükleyen girişimlerden de söz etmek olasıdır. Söz gelimi bazı kurslar ile bir yandan topluma yenilikler öğretilmek amaçlanırken, bir yandan da yozlaşmaya neden olabilecek taklit makine işi ürünler, halı kilim kursları adı altındaki kurslarda dejenerasyon yaratılabilmektedir. Asıl amaç, halkın kendi gelişimini sağlamak, gereksinimini karşılamak için yaptığı el sanatlarını çağa uyarlamak, bir sektör olarak kabullenmek ve dolayısıyla pazara kavuşturmak olduğu halde tarihsel gelişiminde, sanat ve eğitimde, kalkınma planlarında geleneksel sanatlara yaklaşım bu amaçtan uzak kalmıştır. Bazı kurumlarda yapılan çalışmalar çoğu kez geleneksel tekniği çözümlemekte sınırlı ve taklitçiliğe dayalı, tasarımdan yoksun çalışmalar olmuştur. Taklitçilik bir süre sonra bıkkınlık yaratmış, çiğ bir zevkle üretilen ve özgün olmayan, sürekli tekrarı ve tekrarında da işportası durumuna düşen ürünler zevksizliğin sanatı olarak yorumlanmaya başlamıştır. Salt, özgün bir şeyler yapma kaygısı taşıyan, sanatsal eğitim almamış, yaratıcı ve yorumcu beceriden yoksun insanların bu tür çalışmaları taklitçilikle yoğrularak geleneksel sanatlardaki yozlaşmayı giderek beslemiştir. Son yıllarda geleneksel el sanatları turizm endüstrisiyle yoğun etkileşime girmekte ve turistlerin alışverişlerinde özel bir yer tutmaktadır. Turizmin kültürel bakımdan da gelişmesine katkı sunabilecek en önemli desteklerden biri de geleneksel el sanatı ürünleri, özellikle geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinden itibaren turistik anlamda büyük bir öneme sahip olmuştur. Toplumlar geleneksel Türk el sanatları ürünlerini özellikle turizm sektöründe değerlendirmek hususunda yoğunlaşmaktadır. Bu yolla geleneksel ürünlerin satış miktarını artırarak sanatkarların finansal anlamda hayatta kalabilmelerine olanak sağlanması hedeflenmiştir. Geleneksel Türk el sanatları zengin çeşitliliğiyle bir kültür ögesi olarak turizmde önemli bir çekicilik unsurudur. Turistlerin alışverişinde yoğun olarak el sanatı ürünleri tercih etmeleri, ülkemizde el sanatlarının turizmden etkilenen meslekler arasında yer almasına neden olmuştur. Turizm ve el sanatları arasında olumlu bir ilişkinin varlığı kabul edilmekle birlikte, bu ilişkinin uzun süreli olması koruma ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlıdır. El işiyle üretilen her türlü zanaat, duygu eseri ortaya konan farklı tekniklerde sanat, endüstrileşmenin sonucunda kiçleşme kaderini yaşamıştır. Kiç özellikle ucuz maliyetli yoz ürünler turizmin çatısı altında geçerliliğini devam ettirmektedir hala da. Satış hedefi turizm olan hediyelik eşyalar özellikle turistik merkezlerin otantik ve yöresel kimlikleriyle ünlü alanlarında satışa sunulmaktadır. Satışa sunulduğu yöreye ait izlenimi verilmektedir. Satış alanlarında ürün tedarik tercihi geleneksel üslup görünümlü endüstriyel üretim eseri ürünlerle yapılmakta fakat kazanılan döviz kadar
kültür turizmi zarar etmektedir. Ben müsaade ederseniz bir hemen şuradan şey yapayım. Ekrandan ekranda gözüküyor mu acaba? Evet hocam, gözüküyor. Evet. Şu anda yaptığımız bir araştırma içerisinde Antalya Kaleiçi de yaptığımız lisansüstü bir tezde yararlandığımız fotoğraflardan yola çıkarak bu örnekleri göstermek istiyorum. Antalya Kale içindeki Urartu hediyelikteki işlemeli bir çanta gelişi güzel bir şekilde işleme kesilmiş ve sentetik unsurlarla birleştirilerek kombin yapılarak bir çanta tasarımı oluşturulmaya çalışılmış ve arka bölümde de tamamen baskı desenli çantalarla birlikte yer almakta. Yine burada orijinal bir hereke halıyı Hindistan üretimi hereke taklidi halılarla birlikte görmekteyiz. Hiç üretimlerde yabancı kültürlere ait desenlerin Türk kültürüne ait desenlerle birlikte kullanıldığı, renk ve kompozisyon özelliklerinin tamamen değiştirildiği görülmekte. Burada da el dokuması ürünler ve kiç ürünler iç içe görülmektedir. Yine işte hat levhalar ve baskı minyatürler yerlerde bu şekilde. Çoğu baskıdır bunların. Hat levhalar da murakka olarak hazırlanmamıştır. Yine burada hediyelik eşya alanında hepsi birbiri içine istif edilmiş. Tamamen içinde kiçle orijinal eserlerin birlikte kaynaştırıldığı şekilde görmekteyiz. Yine tabii çok alanım olmasa da hat levhaları da gördüğüm kadarıyla işte kopya ve yanlış istifler. Yine Çinli tabaklarda son derece kiç ürünler görmekteyiz. Tasarımda kullandığımız bir unsur olan kolaj tekniği son derece yanlış bir şekilde yorumlanarak halıda yer almış. Makine işi dokumalar ve kilimlerin gelişi güzel kesilip bu şekilde anlamsız bir şeye dönüştürülmüş. Şey diyorum çünkü anlamsız gerçekten de. Yine altın çin üretimi geleneksel üsluptaki bir tabakla altında tasarım unsurları çok da fazla üslup özelliklerine uymayan hiç özellikle bir tabak aynı yerde bulunmakta. Geleneksel motifler kullanılmış makine işlemesi çantalar, polyester veya plastik işlemeli kaftanlar ve ipek görüntüsündeki makine üretimli halılar, kiç özellikle çini tabaklar, hat temalı plastik levhalar, çini ibrikler, kiç özellikle, yine biblolar, bu biblolar da alçıdan yapılmış, bazıları seramik, bazıları alçı. Dokumalarda da yine bazı örnekler göstermek istiyorum. Dokumada özellikle yöresel karakteristik özelliklerini kaybetmiş özellikteki dokumaları yer alıyoruz. Ticari amaçla dokunmuş olan halılar yöresel özelliklerini kaybederek günümüzde satış amaçlı sunulmakta. Yine ticari amaçla dokunmuş halılar. Türk el sanatlarında kuşkusuz kullanılan kompozisyonlar boşluk bırakmaksızın uygulanan genellikle bordür ve dış çerçeve ile sınırlandırılmış ve bu çerçevenin içerisinde ağırlıklı olarak bitkisel tasvirlerin yer aldığı, daha zor anlarda ise stilize edilmiş hayvan motifleriyle geometrik desenlerin kullanıldığı bir disiplinle oluşturulup, kiç üretimlerde zengin kompozisyon özelliklerinin yerini malzeme ve işçilikten kâr etme düşüncesiyle daha basit düzenlemelere bırakmış olduğu görülür. Yöresel özelliklerini kaybederler. Zengin hocam, toparlayabilir miyiz? Araya girdim ama çok vakit. Tamam. Halı ve kilim dokumacılığında yine geleneksel renkler ortak bir tavrın ifadesi. Kiç üretimlerde bu kullanımın dışında günün moda anlayışına uygun olarak gelişi güzel yapılar, renklendirmeler geleneksellikten uzak ve bayağı görünümüyle kültüre vurulan bir darbedir.
Yine burada son zamanlarda patchwork adıyla halılarımızın tıraşlanarak birleştirilip anlamsız halı tasarımları oluşturulmaya çalışılıyor. Aynı olay keçe üretimlerde de söz konusu. Petrol ürünü sentetik keçelerin özellikle keçecilik, geleneksel keçeciliğe vurulmuş darbeler olarak yorumluyorum. Burada bir de kentin kiçleşmesinden bahsetmek lazım. Ben Güller Diyarı Isparta'dan size sesleniyorum. Bu da Isparta'nın kentin ortasında devasa çelik konstrüksiyonlar şekilde gülleri betimleyen heykelimsi varlıklar düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir canavar gibi insanın üstüne gelmekte. Yine kentin içine girer girmez karşımıza alçıdan kocaman bir boynuzlu gül çıkmakta. Yine Akşehir'de Nasrettin Hoca'nın bir dev heykelini görmekteyiz. Bunlar kentin estetik olmayan, kiç olan, kentin kimliğine de darbe vuran unsurlardır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii daha söyleyecek sözlerim var ancak süre kısıtlı olduğu için bu kadarla yetineyim. Çok teşekkürler. Diyoruz Rengin Hocam. Çok teşekkürler. Ben aslında söyleyecek dediğiniz gibi çok şey var. Araya başka şeyler de, sözler de sokmak, zaman zaman bir şeyler ifade etmek istiyorum ama şimdi herkes bir sunumunu yapsın. Soru cevapta zaten tekrar ifade etme imkanı bulacağız. O yüzden arkadaşlarımın süresinden almak istemiyorum. Ben ikinci sözü Mehmet Hocam size versem ya da ne dersiniz, uygun musunuz? Mehmet Hocam. Mehmet Hocam mikrofonunuz kapalı. Sesi açmadınız, evet. Pardon hocam, pardon, hatırlattığınız için teşekkür ederim. Bayanlara öncelik veriyordum hocam. Tabii ki bayanlar önce buyursun, konuşsun, sunsun. Daha sonra biz bekleriz, konuşmamızı yaparız diye düşünüyordum. Tabii ki alabilirim sözü. Buyurun Mehmet Hocam, siz de hani daha genel şeylerden bahsedeceğiniz için belki daha iyi olur. Geleneksele sonradan ağırlık vermek daha doğru olacak hocam, diye düşündüm ben. Teşekkür ederim. Tabii biraz daha böyle... Konu geniş bir konu olduğu için biraz daha meseleye irticalen gireceğim hocam. Yani şimdi sanat biliyorsunuz çok kökeni çok, hatta insanlık tarihiyle eşdeğer sanat neredeyse. Fakat adlandırılması sanat kavramının, sanat adının verilmesi aydınlanma dönemine denk geliyor. Bu anlamda sanat üzerine konuşulacak çok söz var. Fakat Rönesans'la birlikte sanatçının ön plana çıkması, sanayi devriminin, sanat eserinin tıpkı basımların üretilebilir hale gelmesiyle birlikte taleplerin arz ve talep ilişkisinin de arttığını görüyoruz. Tabii 17 işte sanatta felsefe ve felsefeye bağlı disiplinlerin peş peşe ardı sıra gelmesiyle birlikte biz modernizm çağına kadar artık işin olgunlaşma süreçlerini görüyoruz. Bu bir doygunluktu sanatta. Ne zaman işte Dadaizm'le birlikte, belki Duchamp'larla birlikte, onlardan sonra belki Picasso'nun Avignon'lu kızlarından sonra, hani Manet'in belki kırda düğün resimlerinden sonra artık sanatta özgünlüğün yitirildiğini düşünüyoruz. Belki ondan sonra avantgard yaşam ve onunla birlikte modern sanat hayatın içerisinde batıda. Modern sanatla birlikte arz ve talep olayı çok daha farklı hale geliyor. Ve burada işin içerisine ekonomi ve pazar, sanat pazarlarda dahil olmaya başlıyor. Burada sanat eseri olgusunun dışında etmenler söz konusu. Bunlar özellikle sanat pazarlayıcıları, koleksiyonerler, galeriler gibi birçok etkenler diyebiliriz. Sanatın özü ve içi bir nevi artık boşaltılmaya başlıyor. Çünkü modernizm sürecinden sonra artık postmodern ve kavramsal sanat, akabinde minimalizm dediğimiz döneme kadar biz sanatın teknolojiyle birlikte günlük hayat içerisinde nasıl evrildiğini görüyoruz. Yani aslında sanat doğasından uzaklaştırılıyor. Sanat bir zamanlar
içinde yaşadığı topluma ve kültürüne rehberlik ederken, onu eleştirirken, onu yorumlarken artık toplumun veya gücün, erkin elinde olduğu insanlar tarafından bir pazar metası hale getiriliyor. İşte kiç dediğimiz olay belki 20. yüzyılın başında, başta Amerika, Amerika'dan sonra Avrupa'ya, özellikle Amerikalı turistlerin gelmesinden sonra Almanya'ya ortaya çıkan bir kavram olarak görüyoruz. Fakat kiçli kavram ve anlam açısından irdelediğimizde ben bunu orta çağa kadar indirebiliyorum. Yani kendi bir bakış açım bu, yorumlama şeklim. Çünkü arz ve talep olayı. Sanat, Rönesans'la birlikte soylu ve asilzadeler tarafından talep edilmiş. İşte portrelerin çizilmesi, zengin tüccarların resimlerinin yapılması, hatta işte ellerde hayvanların resmedilmesi, ne bileyim bir takım kişisel taleplerin sanatçılar tarafından yerine getirilmesi aslında kiç dediğimiz, yani beğeni olgusunu, yani estetik kavramının sanatçının gözünde biraz daha siparişini yaptığı kişiye göre yorumlanmasını ortaya çıkartıyor ki biz bunun en acımasız halini 19. yüzyılda birlikte görmeye başlıyoruz. Yani zengin bayanların özellikle Amerika'da portrelerini yaptırılması ve bu noktada birçok siparişin gelmesi netlik açısından yüzün daha genç, daha cazip, daha cezbedici şekilde çizilmesi, yapılması ve arka planın flu şekilde bırakılması tarzı resimleri 1950'li yıllarda başlıyor, görüyoruz bu Amerika'ya. Yine 1950'lerde Almanya'da biz kişileşme hareketini çok sert bir şekilde yakalayabiliyoruz. Çünkü burada sanat nesnelerine müzelerde veya işte galeride ulaşmak, onları temin etmek ve almak oldukça masraf isteyen ve büyük paralar gerektiren bir lüks iken artık pazarlara düşen, tezgahların üstünde billboard halinde veya küçük ikonlar halinde satılan sanat nesneleri ya da sketch dediğimiz desenlerin ve hızlı eskizlerin, sanatçılar tarafından yapılan hızlı eskizlerin daha çabuk satın alınması bu anlamda kiçliği de ön plana çıkartmıştır. Bir ikincisi, kiçlikte tabii ki sosyal ve demografik hareketler de önemli. Köylülerin kentlere gelmesi, metropollere gelmesi, köylülerden kastettiğim işte biraz daha akademik anlamda ve eğitim anlamında kentlilerden biraz daha az bu imkanlardan faydalanan kesimin sınıf atlaması veya işte sosyal statünün değişmesi sonucunda bu büyük metropollerde kendisini kentleştirmenin veya işte kendisini o kente ait hissetmenin bir yaklaşımı olsa gerek ki sosyolojik ve psikolojik etkilerle bu beğeni dünyasını da oluşturan bir büyük bir yığının ben oluştuğunu düşünüyorum. Şimdi burada tabii sanatın doğasını kaybetmesi, özgünlüğünü kaybetmesi, eskiden doğayı taklit eden sanatın artık kendisinin taklit edilerek, kendisinin simülasyonlarının yapılarak, kendisinin tekrar tekrar yapılarak bir nesneye, yeni bir sanat nesnesine dönüşmesi de aslında bir kiçlikle ilintilendirilebilen bir hareket olarak görülüyor. Ben buradan geleneksel sanatlara geliyorum. Elbette Türk geleneksel sanatları bu anlamda bu anlamda estetik kaygı, estetik beğeni veya kişilik noktasında değerlendirilecek olursa biz binlerce yıldır atalarımızdan gelen bir takım zenginliği hala tüketmekteyiz. Yani bugün sanat fakültelerinde, geleneksel Türk sanatları bölümlerinde yapılan tasarımlarda biz halı tasarımında, halı kilim tasarımlarında biz hala işte Osmanlı dönemi, Selçuklu dönemi veya çok daha öncesi dönemlere ait halıların tekrarını veya oradan aldığımız desenlerin uyarlamasını yaparak yeni tasarımlar verdi. Şimdi bu özgün müdür? Bir soru işareti. Peki burada yapılan kiç midir? Evet. Eskinin tekrar edilmesi bu anlamda belki bir kiçleşme olarak değerlendirilebilir ama geleneksel Türk halı kilim dokumacılığında kızın anasından, anasının kendi ötesinden aldığı ve giderek o örnekleri halı kilimlere yansıması bir gelenektir bizde. Elbette buraya katılıyorum. Ancak şöyle söyleyeyim, Türklerin doğayı, evreni, kozmogoniyi ve buna benzer değerleri, hangi ontolojik değerleri yorumlamasındaki öz korunmuş olsa idi, o dönemlerden bu dönemlere uyarlamada ve tasarımda çok farklı ve özgün çeşitlemeler ve örnekler üretebilirdik. Bu anlamda biz bu kısır döngüyü açamadığımız için ve aşamadığımız için bence bu noktada belki bir tekrarın, yani kaynağa dönememenin, o kaynağın aynısını tekrar etmenin ve o kaynağa
bağımlı kalmanın veya onun simülasyonunun yapılması, benzerinin yapılmasının belki bir kişilikle ilintilenebileceğini, bilinebileceğini ben de bir nebze savunuyorum. Bu anlamda estetik dünyada şu anda teknolojinin ve pazarın, o büyük pazarların beğenisi noktasında geliştiğini düşünüyorum. Yani sanatçının artık bir estetik kaygısından daha çok eserin az önce Rengin Hanım'ın gösterdiği birçok örnekte olduğu gibi, aynı örneklerin resimde de olması gibi, sadece pazar içerisinde beğeni noktasında, yani talep edenin beğenisi noktasında gelişen bir estetik kaygının olduğunu düşünüyorum. Kaygı bile değil, beğeni. Yani biçimsel örgüler çerçevesinde bir beğeni. Bunun içerisinde zaten postmodern süreç içerisinde Batı tarihi, kendi eski tarihini didiklerken yine sanatı kullandı. Biraz daha işin içerisinde kavramsal sanatlar girdi artık. Bu kavramsal sanat içerisinde nesnenin gösterge bilimsel taraflarını daha çok önem kazanmaya başladı. Yani sanat eserler. Gösterge bilim bir yeni yorumu gerektirmiyordu aslında. Yine sanatın kendi terminolojisi içerisinde gösterge bilimlerin daha ön plana çıktığını gördük. Son zamanlarda imgelerin ve göstergelerin çok daha önem arz ettiğini fark ettik. Bunun da işte genel dünyadaki sanat tüketicisinin talepleri doğrultusunda oluşan bir sanat varlığından bahsedebiliriz. Bu konuda belki kişileşmeyi sanatçıdan daha çok yüzyılımız içerisindeki tüketicinin beğeni algısında oluşturduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Çünkü sanatçıyla, sanat nesnesiyle eseri arasındaki kolay alışverişin getirmiş olduğu bir karmaşa, bir kaotik bir yapı. Ben bu şekilde bakıyorum olaya. Bu anlamda da uzatabiliriz tabii. Hani hocamın, Rengin hocamın gösterdiği örnekler işte geleneksel Türk sanatları alanında gösterdi bunları. Bunlardan kaçmak mümkün mü? Bunu yapan insanlar sanatsal bir kaygıyla mı yapıyor? Her biri bir sanat eseri midir? Hep bunlar birer soru işareti. Önemli olan bunların çok kolaylıkla bu pazarda satılıyor olması, bir alıcısının olması. Alıcısı varsa, kolaylıkla da yapılabiliyorsa, postmodern süreçte de özellikle postmodernist anlayışa sahip insanların hiç sır sınır bilmeden her türlü sanat nesnesini, her türlü kültüre ait, az önce yine Rengin Hocam'ın gösterdiği, işte Türk kültürüne ait nakışların, desenlerin yine farklı kültüre ait desenlerle bir arada harmanlanarak kullanıldığı bir çalışma ya da işte patchwork dediği, ben özellikle bu konuda altını çizmek istiyorum. Patchwork bir kiç midir? Kiçten çok daha öte bir kültürün, bir Türk kültürünün yok edilmesidir patchwork olayı. Çünkü bize ait bir değerin işte ne diyeyim, goblene dönüştürülmesi, şeylerinin biçilmesi, kesilmesi, ağartılması, bu bir kişilikten çok daha öte var olan bir kültürün yok edilmesidir. Onun dışında o bahsetmiş olduğumuz tüm örnekler bir kiç çalışmadan da, çünkü kiçliğin de simülasyonun da artık bir estetiğinden bahsedebiliyoruz. Bunlar da bir sanatta bir akım haline geldiler. Bugün dünya pazarı bunu istiyor çünkü talep ediliyor. Bu anlamda da ortaya çıkan toplumların ve kültürlerin kıymet ve değer verdiği işte imgelerin, desenlerin bolca hem resimde hem geleneksel sanatlarda son dönem tasarımında kullanılması, onun bir değerinin olması, yani üzerinde kullanılan imgenin, göstergenin bir değerinin olması bir kiç olarak da ifade ediliyor. Yani bu anlamda biz geleneksel Türk sanatları bölümü yeni tasarımlarda kiçlikten kaçarak, kastettiğim yani o eskiden doğaya bağlı olan geleneksel Türk sanatlarını tekrar doğaya döndürerek, Türk çocuğunu, genciliği tasarım noktasında doğayla buluşturarak biz bu özgünlüğü tekrar yakalayabiliriz diyorum. Teşekkür ediyorum. Mikrofonu kapatmıştım, kusura bakmayın. Ben de teşekkür ederim ve bütün arkadaşlarla da böyle genel bir bakışı bize ifade ettiğiniz için sanat anlamında iyi oldu. Bir açıklama anlamında herkesin ufkunu açtınız. Estetiğin ne olduğunu, hakikaten bunun nasıl sanayiyle iç içe toplumu etkilediğini, sanatı etkilediğini güzel ifadelerle anlatmış olduk. Şimdi Öznur Hocam, hazırsanız Öznur Hocam'a dönebilir miyiz? Hazırım hocam. Tamam, buyurun. Hemen görüyorsunuz herhalde ekranı. Evet. Pardon.
Ben konuyu kendi alanımda, yani kilim ve keçe tasarımında bizim öğrencilerimize nasıl doğruyu öğreteceğiz? Yanlışları ve bunun karşısında çözüm önerilerimiz ne olacak? Ona bir göz atmamızı istiyorum. Birlikte bakalım. Öncelikle tasarımı nasıl algılıyoruz? Tasarım bir sorunun çözümü için geliştirilmiş plan ya da bir fikirdir. Tasarım öncelikle zihinde var olan bir fikirdir. Buna göre her tasarım olgusunda bir fikir ve o fikre göre biçimlenmiş bir nesne bulunur. Tasarım farklı zamanlarda, farklı yerlerde var olan, farklı grupların içinde bulundukları kültürel grubun yapısına bağlı olarak değişiklik gösterir. Burada en önemli şey kültürlerin neyi sanat veya tasarım olarak adlandırdığı ve bunların hangi geleneklerle tanımladığı o kültürlerin toplumsal yapısına bağlıdır. Bir tasarım ürününü ortaya koyabilmek için en önemli etken insanın zihninde gelişmesi, sonra da onu bir ürüne dönüştürmesi. Bir ürün ya da eser bir tasarlama aşamasında geçtikten sonra nesnellik kazanıyor. Şimdi bizim tabii ki iki hocamın da tartıştığı şeylerden biri, işte bu zihinde oluşan nesnellik haline dönüşen ürünler üzerindeki uyumsuzluklar ya da toplumla örtüşmeyen şekilleri. Tasarım yaratma olayıyla örtüşen bir olgu. Yaratma genellikle insanın hazır olarak bulduğu doğa varlığına, insanın kendi manevi varlığı katması demek. Sanatçının ve teknik ekibin ortaya koyduğu ürünler, ister edebiyat, ister el becerisine dayalı ürünler, isterse sanayi ürünleri olsun, duyusal dünyaya duygu ve düşüncelerin aktarılmasıyla oluşuyor. Yalnız burada benim paylaştığım şey, asıl hazırladığım şey gelmedi. Burada bir değişiklik oldu ama tekrardan ben bunun üzerinden devam edeyim. Maalesef başka bir sunum açtı. Selahattin, bu konuda nasıl yardımcı olursun? Tasarımcının tanımından sanat yapıtlarını yaratana sanatçı diyoruz. Teknik ürünü, sanayi ürününü yaratana ise tasarımcı diyoruz. Sanatçı ile tasarımcı tam olarak özdeş değil. Tasarımcı yaratma eylemini üreticinin kendisinden istediği koşullara göre gerçekleştirebiliyor. Burada üzerinde önemli durmak istediğim tasarım eğitimi ve mesleki eğitimin önemi. Tasarım eğitimi bireylerin seçtikleri sanat alanında eğitim almalarını sağlayarak bilgi ve becerilerini kazanmaları ve özgün tasarımlar ortaya getirmeleri. Tasarımcı bir ürünü tasarlarken toplumun beklentisini göz önünde tutmalı. Burada işletmenin ekonomik durumu, müşteri istekleri, ham madde, pazar tabii ki önemli. Tasarım eğitimi bizim üstünde durmamız gereken şey o. Meslek grubu ile ilgili teknik, teorik ve pratik uygulamalarını bir arada yapması. Mesleki eğitim ve güzel sanatlar gibi fakülte ve liselerde tasarım konusunda eğitim verilmekte. İşte Güzel Sanatlar Fakültesi ve liselerinde öğretimde tasarım eğitimine büyük oranda önem verilmekte. İnsanın gereksinimleri yaşadığı zamana, teknolojik gelişmelere göre değişiklik ve çeşitlilik göstermekte. Bu teknolojiye göre farklılık gösterse de kültürel, ekonomik ve teknolojik sosyal faktörler de tasarlanabiliyor. Burada en önemli şey ürün geliştirme ve tasarım süreci. Rekabetin giderek arttığı günümüzde işletmeler burada maliyet, kalite, esneklik ve hız konularında tabii ki dikkat ediyorlar ve bu rekabet avantajı koşullarını oluşturuyor.
buradaki süreç nasıl izlenmeli? Fikir, bir ürünün tedariki, ürün tasarımı, performans ve pazara sunum şeklinde gerçekleşmeli. Buradaki en önemli şey benzersiz ürünler ortaya koymak. Pazarda bulunan ürünler bir süre sonra eskimekte. Değişen müşteri, değişen istek gereksinimleri karşılayamaz durumda. Bundan dolayı da önceden fark eden, önlem alan, bunu fırsata çeviren tabii ki girişimciler var. Tasarım iyi yönetildiği zaman işletmelerde ve tabii ki bizim çocuk öğrencilerimizin sunduğu tasarımlarda yol gösteren, rekabet avantajı sağlayan önemli süreçler bulunmakta. En önemli şey ihtiyaçlara ve hatta beklentilerin tasarıma yansıtılması anahtar konu. Ürün geliştirme, tasarım, işletmenin geleceğine yön veren, devamlılık ve destek veren önemli kararlardan biri olmalı. Ürün geliştirirken modern bir süreç, ürün geliştirmeye yaratıcılık, kavrayış, iletişim, test etme önemli bir durum. Fırsatın anlaşılması, kavram geliştirilmesi de önemli. Ürünün yüksek kaliteli, işlevini yerine getiren ve farklı koşullarda performansı etkileyen tasarım olması gerekiyor. Ben burada ekranı döneyim. Toparlayabilirsek özünü verir. Evet, toparlamak istiyorum. Şöyle daha sözel olarak anlatayım. Çünkü farklı bir slide çıktı. Asıl benim hazırladığım şey masaüstü deyince orada bir karışıklık oldu. Burada asıl anlatmak istediğim bizim sahamızda, yani dokuma alanında karşılaştığımız, Mehmet Hoca'nın da, Rengin Hoca'nın da söylediği, karşılaştığımız kiç durum ne? Öğrencilerimize biz tasarımları yaptırırken donelerimiz ne? Belli kriterleri dokumalarda koymak zorundayız. Yani dokumanın tekniğine aykırı bir motif düzenlemesinde ya da bir tasarım yaptığında bunu uygulamasında tabii ki mümkün olmayacak. Renkler konusunda, malzeme konusunda çok güzel örnekler var Antalya çevresinde yapılan neler? Alanya Belediyesi'nin yapmış olduğu bir çalışma var. Muz lifinin kullanılarak çok değerli, güzel tasarımlar yapılmakta. Bundan bir önceki panelde Mustafa Hoca yenilebilir enerjiden bahsetti. Üretilen ürünlerin biz yünü tüketiyoruz. Onun yerine koyacağımız nasıl bir malzeme var diye söz etmişti. Ve Mersin'de yaptığı bir araştırmada veya Alanya'da muz lifinden bahsetti. Zaten muz lifini 5 yıldır Alanya Belediyesi çok güzel bir şekilde işliyor ve yaşama geçirmiş vaziyette. Ayakkabılarda kullanıyor ve ipekle birlikte karıştırarak daha sağlıklı, daha hijyenik ürünler haline getiriyor. Bunun kiç haline de düşünebiliriz. İşte dediği gibi Rengin Hoca'nın işte hediyelik eşya zincirinde en çok karşılaştığımız problemler. Yine Anadolu'da birçok kilim dokumalarda karşılaşıyoruz ve en önemlisi de Adana Karatepe'de 1980'den bu yana İncirlik Hava Üssü'ne çok yakın bir bölge olduğu için Noel Babalı kilimlerin dokunduğu İlk belki dejenere kilim örnekleri orada başladı. Bugün web sitelerine, resmi sitelerine baktığımda coğrafi işaret almaya müracaat ettiklerini gördüm ve çok şaşırdım. Çünkü ekranlarında paylaşmış oldukları kilim örnekleri
İşte bilmem ne noterinin adı ve işte çok küçük bir kilim parçası ya da üzerinde işte hiç o bölgeye ait olmayan papatyalar, başka çiçekler ve doğal olmayan renklerde ve üretilmiş kiç ürünlerdi. Bunlarla mı coğrafi işaretleri alacaklar ve bunlara yerel yönetimler maalesef destek mi verecek? O zaman Çukurova Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bir an orada bu olaya müdahale etmesi gerekiyor. Aynı şeyi Ege bölgesinde de görüyoruz. Sındırgı, Bergama Sındırgı, Yağcı Bedir Halıları'nda festivaller yapan, 28.sini kutlayan Eşme, Uşak Eşme ilk 9 Eylül'de başlamıştı üniversitesinin yaptığı bu festivallerde. Burada bir panayıra dönüştürdüler. Uluslararası bir panayır, alışveriş merkezi gibi. Herkes halılarını, kilimlerini yapıyor ama o tarihe geçen Uşak halıları, Uşak kilimlerinin çok bozulmuş örneklerini görüyoruz günümüzde. Bunlar bazen üniversiteyle, bazen halk eğitim merkezleriyle, bazen yanlış projelendirmelerle devam etmekte. En büyük problem bizim alanımızda, ben geleneksel Türk sanatlarının sadece halı, kilim ve dokumaları ile ilgili olan kısmına şöyle bir göz attığımda bunları görüyorum. Yani birçok bölgede, sizler de gittiniz, sağ çalışmaları 1980'den sonra geri dönüşlerine baktığımızda maalesef çok kompozisyonlarda basitleşme, renkler, kullanılan yağlı iplikler, gerçek kirman iplerinin kullanılmaması ya da yeni tasarımlara ufuklarını açmamaları gibi geliyor bana. Evet Özgün Hocam, süreyi bu açısından çok güzel aslında konulara değiniyorsunuz. Süre açısından sonra tekrar dönelim size sorularda. Onları daha da açalım inşallah. Şimdi Gülten Hocam'ı da dinleyelim. Ondan sonra da inşallah gelen güzel soruları da cevaplarken bu konulara biraz daha değinebiliriz. Buyurun Gülten Hocam. Evet, öncelikle panele katılan hocalarıma ve bugün akşam bu canlı yayını izleyen izleyicilerimize iyi akşamlar dileyerek. Bir Antalyalı olarak Akdeniz Üniversitesi'nin hem 10. yıl etkinliğini, geleneksel Türk sanatlarının 10. yıl etkinliğini kutlarken böylesi bir programda ve panelde yer almış olmaktan da ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Mehmet Ali hocama ve diğer bölüm hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum katkılarından dolayı da. Evet, bugünkü konumuz geleneksel Türk sanatlarında estetik kaygı ve kiç başlığı adı altında ama geniş bir konu gerçekten. Geleneksel Türk sanatları dediğimiz zaman Orta Asya kültüründen Anadolu kültürüne, dini inançlarımızdan sosyal yapımıza kadar birçok etkeni içinde barındıran geniş kapsamlı bir alan olarak ortaya çıkıyor. Türk toplumunun özünü, inancını, beğenilerini, yaşam felsefesini, duygu ve düşünceleriyle birlikte geleneksel olan olgularımızı kapsayan bu aktarabildiğimiz kendi öz alanımızı ve sanatımızı ifade ediyor. Gelenekli yapımızdan gelen ve bugün yaşatmaya çalıştığımız ve geleneksel olarak gelecek kuşaklara aktarabileceğimiz oranda kültürel değerlerimiz ve sanat eserlerimiz gençlere bırakabileceğimiz en büyük maddi ve manevi zenginliğimizdir bizlerin. İnsanoğlu var olduğu günden bugüne hayatta kalabilmek adına biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılamaya ve yaratmaya çalışırken hep güzeli aramaya yönlenmiştir. Mağara resimleriyle birlikte başlayan sanat olgusu ise yüzyıllar boyunca farklı sanat kavramlarıyla birlikte kendi dönemi içerisinde şekillenmiş ve günümüze kadar da gelmiştir. Tarihi süreç içerisinde sosyal olaylar ve olguları incelediğimiz zaman sanat ve estetik kavramları her dönemde farklılık göstermiştir. Bu zaman süreci içerisinde değişmeyen tek şey insanın kendi duygu ve düşünceleriyle birlikte çevresinde yer alan her türlü olayları sanatsal yaratımlarla soyut veya somut bir şekilde ifade etme çabası olarak da değerlendirilmektedir. Yaşam boyu edinilen bilgi, deneyimleme ve bu süreç içerisinde yönelimlerin sentezlenmesiyle birlikte değişime uğrayan bir süreç olarak
sanat yer almaktadır. Bu değişim sanatçının içinde de bulunduğu zamanın toplumsal ve siyasal, aynı zamanda da dinsel unsurlarıyla birlikte, inancıyla birlikte farklılık ve değişim göstermektedir. Geleneksel Türk sanatları alanlarının her birinin kendi çerçevesi içerisinde gelenekten gelen kendine özgü malzeme, teknik, renk, motif ve kompozisyon özellikleri yer almaktadır. Her ne kadar belli kurallarla sınırlandırılmış gibi görünse de geleneksel olan unsurlardan özellikle motiflerimizi yozlaştırmadan günümüz sanat değerlerini yansıtacak yeni tasarımlarla sanatsal çalışmalar yapılmalı ve yapılmaya çalışılmaktadır aynı zamanda. Eğer gerçekten alanında yeterli bilgi ve teknik donanıma sahipse sanat eseri yaratacak kişi tasarlamak istediği, yaratmak istediği çalışmayı her açıdan ele alarak konuyu kendince yorumlayarak yönetmeye çalışacaktır. Bunun tersini düşünürsek eğer herhangi bir kaygı ve endişe duymadan bir şeyler yaratmaya çalışırken nasıl bir eser ortaya koyduğu hakkında ne kendinin ne de izleyenlerin bir yorumu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde de sanat eseri yaratmada bir kaygı ve endişe kavramı sanatçıda da meydana gelecektir. Şimdi peki geleneğimizden gelen diyoruz, bu geleneksel sanatlarımız diyoruz. Bu kavram içerisinde gelenekten geliyorsa eskiden bu insanlarımız geleneğimizi, sanatımızı bize bu süreç içerisinde taşıyan, meydana getiren Anadolu insanı, Türk kadını dokumayı yaparken keçesini, çorabını, oyasını, işlemesini en ince ayrıntısına kadar hesaplayıp üretirken onları bu muhteşem eserleri yaratmaya iten unsurlar acaba nelerdi diye bir soru geliyor benim aklıma. Estetik bilgisi mi, renk bilgisi mi, motif bilgisi mi, yoksa eğitimleri mi diyeceğim? Tabii ki hiçbiri. Çünkü Türk insanının ve kadınının yaratma gücü, güzeli arama, güzele ulaşma, güzel görünme isteği gibi kavramları hayatına yansıtmak amacıyla içinde bulunduğu doğaya, tabiata, çiçekler, inandığı değerler, yaşadığı kültür, özünde yer alan güzellik kavramı, sosyal olaylar bu alanda onların her birine rehberlik etmiştir. Ve dolayısıyla da kendi özbenlikleriyle birleştirdikleri bu kavramlarla birlikte kendileri yaratmışlardır birçok ürünü. Geleneksel Türk sanatlarımızı saray sanatları ve halk sanatları çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman farklı eğitim alanlarıyla yetişen sanatçı ve ustalarımız bu alan içerisinde yer almaktadır. Geleneğimiz içinden gelen halkın geleneksel el sanatları bu sanat alanlarının içerisinde kullanım alanlarına yönelik üretimlerle zanaat kapsamı içerisinde değerlendirilirken zanaat alanında çalışarak sanatsal değerlerde de eserlerin de üretildiği tespit edilmekte ve görülmektedir. Ayrıca farklı projelerle birlikte Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaptığımız proje çalışmalarımızda geleneksel anlamda estetik değeri yüksek Anadolu kadınının güzelle özdeşleştirdiği nadide ürünleri tespit ederek onları geleneksel kültürümüze kazandırdığımızda bir gerçektir. En zor aşama olarak düşünüyorum ben sanat kavramında sanatı yaşatmak, yaratmak adına neyi, ne zaman, nasıl ve ne şekilde ortaya koyacağımız gibi bir aşama var, bir süreç var. Bugün her birimiz kendi sergi çalışmalarımızda olsun ya da öğrencilerimizin çalışmalarında olsun bu süreci yaşarken tasarım aşamasında sürekli zihnimizi zorlayan malzemeden tutun da tekniğe, renge, boyut aşamasından sergileme aşamasına kadar estetik kaygıyı ne kadar yoğun yaşadığımızı biliyoruz. Dolayısıyla estetik kaygı eğitimle birlikte sanatsal birikim, teknik bilgi düzeyi, güzeli yaratma anlamında uygulamada duyarlılık ve tavırla birlikte olumlu bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Benim ve benim gibi birçok arkadaşımın da bu aşamaları her şekilde yoğun, kaygılı ve stresli olarak yaşadığını ve yaşamaya devam
edeceğimizi de bu süreç içerisinde ve devamında düşünüyorum tabii ki. Her sanatçının algısı, yaşantısı ve duygularıyla birlikte yaratma süreci, yaratma kavramı ve düşüncesi farklılık göstermektedir tabii ki. Sanatın heyecanı, yaratma endişesi sanatçının daha iyiye ve güzele ulaşmasında etken rol oynar, ve ayrıca eserine de yansımaktadır. Hem usta-çırak ilişkisiyle hem de aldığı eğitimle birlikte sanatçının sanatsal yaratımları oluştururken yaşamış olduğu evreler sanat eserinin oluşumu adına da önem taşımaktadır. Bu evrelerin yaşanması sanatçının sanatsal gücünü ve gerçek sanat eserlerinin oluşumunu derinden etkilemektedir. Estetik kaygıda bu kavramlarla birlikte ortaya çıkarak eserin biçimsel, kavramsal olarak sorgulandığı, yaratmanın yoğun bir şekilde yaşandığı sancılı bir süreç olarak hepimizin endişeyle bu süreci yaşadığımız sanat yaratıları, sanat süreci olarak değerlendirilmektedir. Peki günümüz teknolojik gelişmelerle birlikte bu kiç ürünler de sanatsal değerlerin zaman içerisinde değişmesiyle birlikte, kavramların değişmesiyle birlikte meydana çıkmıştır. Günümüz teknolojik gelişmelerle birlikte kapitalist düzene bağlı olarak da köyden kente göçle birlikte hepimiz estetik kavramlardan uzak, kocaman şehirlerde kültürel bir kaosun içinde hızla akıp giden zamana karşı yaşam savaşı vermekteyiz. Üretim bilincini bir kenara bırakarak tamamen tüketim bilinciyle yaşayan toplum bireylerimizin eğitim, genel kültür ve sanat alanlarından yoksun olmaları, aynı zamanda toplumun genel beğeni düzeyleriyle birlikte de onların algılarını da değiştirmiştir. Zengin ve köklü bir geçmişe sahip Türk kültürü ve geleneksel Türk sanatları eğitim alanlarında ve sanat alanlarında kendine yer edinmeye ve yaşatılmaya çalışılırken farklı sosyal olgular ve kültür kavramları içerisinde yer alan toplumun beğenilerinin sanata bakış algılı açısından da estetik kavramlardan uzaklaşarak yozlaştığı görülmektedir. Tabii ülkemizdeki yer alan kozmopolit yaşam tarzıyla birlikte yurt göç kültürüyle birlikte birçok alanda bu sanat algıları ve beğenilerinin değiştiğini hepimiz gözlemliyoruz. Ülkemizin böylesi bir zengin kültüre ve çeşitliliğe sahip geleneksel Türk sanatları alanları bir ülkenin kültürünü yaşatırken üretim aşamalarıyla da gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynamaktadır. Biraz önce Mehmet Hocam da bahsetti, modernizm ve postmodern ve pop art dediğimiz sanat akımlarıyla birlikte yazılan yorum ve akademik çalışmalara şöyle bir baktığım zaman kiç ürünlerin belli bir kitleye hitap etmesiyle ifade edilerek, hitap ettiği düşünülerek her şeyin bu dönemde sanat eseri olarak değerlendirilebileceği yorumlarını da okumuş bulunuyorum. Çevremize şöyle bir göz atarsak birçok alanda tüketim amaçlı kopya edilerek satışa sunulan ürünlerle birlikte ithal birçok ürünü de kendi piyasamızda görmek mümkündür. Sanat yer yer birçok sanat emekçisinin çalıştırdığı bir imalat atölyesi haline almıştır. Bu dönüşümü en iyi ifade eden Andy Warhol kendi atölyesine fabrika adını vermiş, sanatın aslında girişimcilik bir para kazanma becerisi olduğunu açık açık savunan bir kişi olmuştur. Günümüzde değersiz olarak nitelenen kiç, genel beğeniye hitap ederek yoğun tüketim kültürüne yönelik seri üretimlerin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu bağlamda kiç ile sanatsal olanın ayrımı, üretilme amacıyla birlikte estetik kaygı yaratma ve tasarım gücünde yatmaktadır. Kiç üretim kaygısı sanatsal amaç içermezken o sadece sanatmış gibi görünmekle yetinmekte, genel beğeni düzeyinde kendini kabul ettirmektedir. Sanatsal olanın temel kaygısı ise salt sanattır. Kendisini ifade ederken süslemecilikten ziyade düşüncede var etmek amacını güder. Sanatsal olan onu yaratanın düşüncesindedir. Estetik veya kavram sanat eserinin düşüncesinde ve özünde ön koşuldur. Sanat üzerinde kiç, benzer süsleme veya güzelleştirme çabası yoktur.
Geleneksel Türk sanatları alanındaysa sanatsal, orijinal ve estetik değerden uzak, ucuza satılan kiç ürünler arasında şöyle hem gezerken hem aldığımız ya da alınan ürünlere baktığımız zaman bunların nerelerde yapıldığıyla ilgili Çin'i ürünlerde, boyalarda farklı yazma kenarlarını süsleyen hazır harçlarda, yöre özelliklerini yansıtmayan dokumalarda, kurdela ve payetlerle süslenmiş el örgüsü patiklerde, çoraplarda, ahşaptan yapılmış küçük hediyelik kutularda, eşyalarda, tekstil ürünleri ve kıyafetlerde işlenen nakışlar ve bu gibi buna benzer birçok el sanatları ve geleneksel Türk sanatları alanındaki ürünler de karşımıza çıkmaktadır. Genel anlamda kendisine niteliksiz, değersiz sıfatlarla atıflarda bulunduğumuz kiç, yaşam alanımız, çevremiz ve kültürümüzde yerini almış, ekonomik, siyasal, kültürel ve sanatsal dinamiklerin bir sonucu olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de var olmaya devam etme çabası içerisindedir. Sanatın dünü, bugünü ve geleceğiyle ilgili fikir ayrılıkları sanata yeni yönler kazandırmış ve çeşitlenmesine de bu zamanda neden olmuştur. Peki bu sanatın sonu mudur diye düşünüyor insan bazen. Tabii ki değildir. Biz yine bu alanda çabalarımızı, geleneksel Türk sanatları alanında çabalarımızı sürdürerek, öğrencilerimizle çabalayarak kültürümüzün, geleneğimizin neden bu kadar önemli olduğunu, yeniyi ve eskiyi yeniyi eskiyle birlikte yorumlayarak günümüzde sürdürülebilirliğini öğretmemiz gerekmektedir. Onların yeni tasarım çalışmalarına yönlendirirken bu kadar taklit kiç ürünlerin karşısında yaptıkları çalışmaları sanat eseri olarak değerlendiren kitleyi bulma yönünde kendilerini ne kadar çok geliştirmeleri gerektiğinin altını bir kez daha çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. Geleneksel Türk sanatları alanlarını besleyecek liselerden bizim alanlarımıza altyapıdan gelen daha bilinçli ve donanımlı öğrencilerin var olması bu yönde geleneksel Türk sanatları alanına olumlu bir etki edecektir. Ve öğrenciler geleneğin ne olduğunu daha bilinçli bir şekilde, geleneksel sanatları kavramının içinde nelerin olduğunu daha doğru bir şekilde öğrenerek, beslenerek geleceklerdir. Her şeyden önemlisi de sanat alanında biz de varız diyebilmek için birbirimize tutunarak bu yolda mesafe kat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Geleneğimize bağlı Türk kültürü alanında usta çırak ilişkisiyle zanaatla beslenip ve aynı zamanda gerçek kimliğini koruyarak, geleneksel anlamda gerçek kimliğini koruyarak sanatsal düzeyde üretim yapan ülkemizde birçok ustalarımız bulunmaktadır. Ve bu ustalarımızın araştırılıp literatüre kazandırma çalışmaları yaparken onların kendi atölyelerinde ise gelenekselden kopmadan, geleneği yaşatarak yaptıkları çalışmaların da özel değeri olduğunu düşünüyorum. Ve onların da burada anılması gerektiğini altını çiziyorum. Ankara, ben birkaç tane sempozyum ve makale çalışmalarımda bunlara özellikle vurgu yaparak hem araştırdığım ustaların çalışmalarını sunarak ve yayınları alarak hiç olmazsa onların bu alana neler kattığını literatüre de kazandırma çalışmaları yapmış oluyoruz. Bu çalışmalarda Ankara Nallıhan'da Hamiyet Gürelli geleneksel Nallıhan oyalarını geleneksel dokumalarıyla birleştirip yeni bir kumaş üretip kendi tasarımlarıyla bunları ortaya koymuş ve güzel bir hem sanatı yaşatarak hem de kendi alanında bu dokumaları da kültürümüzün tanıtılmasında da yardımcı olmaktadır. Evet, usta çırak ilişkisiyle ustalarından el alarak geleneksel sanatlarımızda... Gireceğim ama Gülcan Hocam biraz toparlayabilirsek. Hemen hocam bitiyor. Tokat yazma baskı sanatını geleneksel yöntemlerle den hiç taviz vermeden ve kendi aynı tokat yazmalarının desenlerini kullanarak yeni yorumlarıyla günümüzde bu
sanatı yansıtan Emel Ardahanlı. Kahramanmaraş'tan ahşap ustası Hacı Malik Semerci'nin yontu üzerine yaptığı sanatsal çalışmalar. Giresun ilerinde yine ahşaba gönül vermiş Bülent Öztürk'ün yaptığı Naht ve Giresun evleriyle ilgili birçok alandaki ürünler geleneğimizi geleceğe yansıtmak adına da önem taşımaktadır. Geleneksel sanatlar adına Türk sanatları alanlarına hizmet etmiş bu sanatı yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına bizlere yayınları ve eserleriyle bilimsel anlamda sanat alanında çalışmış olan sanatçılarımızı ve zanaatçılarımızı şükranla anıyorum. Ölmüşlerimize gani rahmet dilerken beni sabırla dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi sanırım sorulara da geçeceğiz. Sorulara geçerken ben şöyle bir toparlamak istiyorum. Şimdi avantgard yaşam tarzından kaynaklanan işte kapitalist sistemin araya girerek oluşturduğu tüketim toplumunun zevkleriyle ortaya çıkan bu beğeni, kiç beğeni. Biraz önce birçok hocamın yani hem Rengin hocamın hem Mehmet hocamın hem Öznur hocamın hem Gülten hocamın söylediklerinden ortaya çıkan konu bence bir gelenekselde dönüp yani donup kalıyor. Yani Mehmet hocam evet sanatta da var dedi. Sanatta da var ama yani biz bunu engel olma ya da öğrencilerimize bunu nasıl olmaması gerektiğini, temel sanat eğitiminin, sanat ilkelerinin, tasarım ilkelerinin özellikle hani siz yaratı dediniz ya ben aslında yaratıdan ziyade tasar kavramı üzerinde durmak istiyorum. Yani yaratmak haşa Allah'a mahsus bir şey ama biz ne yapıyoruz? Biz o tabiattaki güzelliklerden yola çıkarak bugün en ince mühendislikler bile tabiattaki o ince yaratının, yaratılmışların kopyası ya da onlardan esinlenerek yapılan harika yapılar ya da işte mimariden yola çıkarsanız her türlü tasarım olarak hakikaten insanı hayrete düşüren güzellikler ortaya çıkıyor. Nereden ortaya çıkıyor? Tabiatı kopya ederek, ondan esinlenerek bir tasarım ortaya koyuyor insanlar. Ve bu hesap kitapla yapılan işler oluyor. O zaman biz ne yapmışız? Bizim kültürümüzde de aslında aynı şey var. Yani geleneksel halı kilimlerden tutun da diğer sanatlarda da aynı şeyler var. Mutlaka maneviyat işin içine giriyor. Ben buna inanıyorum. Yani insanda bir idealizm, bir işte fikir, bir felsefe yoksa felsefe olmadan bir sanatı takliden yapıyorsa işte orada bu kiç dediğim biraz önce bir soruda yazmış bir arkadaş yoz beğeni diye işte yozlaşma ortaya çıkmış oluyor hakikaten. O da kiç ortaya çıkarıyor diye kendimce konuşulanlardan böyle bir çıkarım yaptım. Şimdi ben buradan yola çıkarak aslında birçok şeyleri ben de okudum makale bu anlamda yapılan makaleleri hep dönüp dolaşıp buraya geliyor toplumun beğeni seviyesinin kültürel seviyesinin düşüklüğünden kaynaklanan durum sanat durumu olarak ortaya çıkıyor. Ama tabii ki biz buna aldanıp da biz ne yapalım bu da böyle olmuş diyemeyiz. Yani bu biz bunun çünkü tepesinde olan bunu ortaya koyan insanlarız. Yani bunun yapılmaması için biz buradayız. Yani bunun daha gerçeğine aslına dönmesi için buradayız. Ama biraz önce bir de not aldım. Evet gelenekten bahsediyoruz. Geleneksel Türk sanatlarından bahsediyoruz. Nedir bu? Gelenek nedir? Bir anonimlik var ortada. Evet sanatkarlar da var. Ha, sarayda yetişmiş geleneksel Türk sanatlarının hani kitap sanatları alanında imzalı sanatkarları var. Efendim hat alanında imzalı icazetli sanat
sanatkarlarımız var. Bunları bir tarafa koyuyorum ben. Ama halk sanatları tarafına baktığımız zaman gerçekten bir anonim sanat söz konusu. Bu anonim sanat bin yıllarca süre gelen bir gelenekten geliyor. Ve Mehmet Hocam'ın da dediği gibi hani anneden kıza işte veya atadan oğula aktarılan sanatlar bunlar. Dolayısıyla bu beğeniler biz kişiselleştirdiğimiz zaman bunları bu kişiselleştirme zamanında biz eğer bir ideal ortaya koyamıyorsak, bir hikaye anlatamıyorsak yaptığımız işte o zaman bu iş biraz yozlaşıyor gibi geliyor bana. Bir araya bir korsan sunum yapmış olmayayım. Ben Mehmet Ali'ye bırakayım soruları bize yansıtırsa sorulara geçelim. Mehmet Ali buyurun. Hocam arkadaşlar yansıtacak. Selahattin Bey soruları. Evet Kaya Hocam teşekkür ederiz kendisine bizi izlediği için. Gerçekten Türkiye'de kalem işi alanında üstad olarak bildiğimiz değerli hocamız doçent doktor Kaya Uçar bize geleneksel sanatlarda ikonografi, tasavvuf, mitoloji, zanaattan sanata uzanan yol için etken midir diyor. Biraz benim değinmeye çalıştığım şeyleri terimlerle çok güzel ifade etmiş. Evet bu anlamda sözü olan var mı? Önce bir istek olarak sorayım. Kim cevaplamak ister? Hocam benim ben konuşabilirim. Aynen. Buyur Mehmet Hocam. Şimdi öncelikle Kaya hocamıza teşekkür ediyoruz tabii. Hocam geleneksel dediğimiz zaten binlerce yılı kapsayan, bazı meslek dalları için çok daha eskilere dayanan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu alanda nesne üreten, ben öyle söylüyorum. Çünkü duvara asılan bir tuval değildi. Ya yere serilen bir yaygıydı. Ya da üzerlerini örten bir çadırdı, bir keçeydi. Ya da dediğim duvar gibi hallarımız da var. Mehmet Hocam, duvar hallarımız, kilimlerimiz de var. Özellikle evet. Yapılıyor duvar asmalık diye biliyorsun. Doğru diyorsunuz. Duvar hallarımız da var. Onları geçmeyelim. Doğru diyorsunuz. Yani üzerimizdeki esbaplara, elimizdeki silahlara, pusatlara, atın üzerindeki at koşum takımlarına varıncaya kadar binlerce yıllık bir üretim geçmişine sahibiz biz. Şimdi oradaki insanın ana karnına düştüğü andan itibaren yetişme şartlarını, çevresinden etkilenimlerini, psikolojisini empati kurarak hissetmeye çalışalım. Hocam yani bakın bu dönemde yaşamıyor. Binlerce yıl öncesinden bahsediyor. İhtiyaçlar belli, koşullar belli, coğrafya belli, imkanlar belli. Şimdi bunun etrafını oluşturan bu fiziksel yapının onun çıplak gözle görüp de zihninde anlamlandırması önemli burada. Bunu da etkileyen bir inanç dünyası var. Biz bu inanç dünyasına o dönemde gök tanrı, toizm veya işte işin içerisine maniyizm girmiş olabilir, budizm girmiş olabilir. Yani bu tür etkileri düşünecek olursak mitler dediğimiz yani bir takım efsanevi hikayeler, destanlar ve bunların yorumlanması çevresinde olup bitenlere ontolojik olan her varlığa farklı bir bakış açısı sergilemesini de sağlar. Dolayısıyla binlerce yıl önce yapılan bir çadır o dönemin biriciğidir. Binlerce yıl önce yapılan halı kilim o dönemin biriciğidir. Ondan sonraki dönemlerde yapılan her türlü kültürel obje kendi döneminin biriciğidir. Selçuklular döneminde yapılan saraylar, o dönemde yapılan mimari uygulamalar, o dönemde yapılan bir takım nesneler veya sanatsal dışa vurumlar, objektivasyonlar o döneminin biriciğidir. Bakın bu dönem şöyle söyleyelim işte eski Türk evleri diyoruz. Amasya'da var, başka yerlerde var, Sivas'ta var, orada var, Anadolu'nun her tarafında o dönemlerin biriciğidir. Bugün o evler yıkılıp yerine metropoller, binalar dikilmeye çalışılıyor. Şimdi kendi dönemi ve kendi teknolojik imkanları içerisinde değerlendirmek lazım. Elbette bu kültürel köken, o dönemin inanç sistemi,
o mitolojik etkiler bugün dahi kendisini gösteriyor. İslam dairesine girdikten sonra tasavvufla karşılaşıyoruz. Yani işin içerisinde biraz daha mutlak varlıkla birlikte fena fillahı görüyoruz. Bunun içinde elbette işte şeyler var. Esnaf loncaları var hocam. Ahilik, ahilik kuruluşları var. Bu ahilik kuruluşları zanaatkarlardan oluşuyor. Bunlar da aynı şekilde İslam dininin etkisi altında eserlerine mutlaka bu ruhu geçiriyor. Dolayısıyla bu yol çok etken bir yol geleneksel sanatlarda. Biz bunu biz varlığını çok kuvvetli hissediyoruz. İkonografi, tasavvuf, mitoloji veya sosyal hayat, sosyokültürel hayatın gerçekleri sanat nesnesi üzerinde etken bir unsur olarak çok net bir şekilde gözüküyor Sayın Hocam. Evet, Türk İslam sanatları deniyor biliyorsun. Evet, evet. Bu anlamda değerlendirmek istedim. Ancak tabii çok geniş bir konu. Yani bunu toparlamamız gerekiyor. Biraz alana yönelik sorular vardı çok güzel. Mehmet Hocam, Mehmet Ali Hocam sanırım onlardan bize yansıtacak. Kaya Hocam'a tam cevap verebildik mi bilmiyorum ama yani üretilen şeylerin felsefesine önem vermemiz ve kendi kültürel felsefemizi yansıtan eserler üretmemiz gerekiyor. Geleneksel Türk sanatları deyince Türk İslam felsefesini yansıtan eserler üretmemiz gerekiyor. Şimdi Aslan Eroğlu hocamızın çok güzel bir sorusu geldi. Öğrencilerimize geleneksel halı kompozisyon kuralları verilmeden özgün tasarım nasıl verilebilir? Geleneksel Türk halı şemasını, örneklerini hazmetmeden modern tasarımlar yapmak ne kadar doğrudur diyor. Evet, bu anlamda Öznur hocam ya da Rengin hocam, Öznur hocam buyurun. Kısa kısa hemen 10 dakikalık bir en fazla yani ya da 5 dakikalık olursa diğer arkadaşlarımıza da. Hocam sesinizi açmadınız sanırım. Duyulmuyor. Dilerim. Çok özür dilerim. Biraz önce çok özür dilerim. Ben de başladım sanıyordum Özgür hocam. Şöyle ki biraz önce slaytta da gösterdim birkaç tane dokuma örneğinde biz eğer klasik üslup ve özellikleri yöresel karakterleri unutup da doğrudan doğruya özgün kompozisyon adına bir şeyleri yorumlamaya geçersek yanlış yoldayızdır. Önce biz zaten eğitim sürecinde de 4 yıllık eğitim sürecinde de bu altyapıyı önce öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Ondan sonra uçun diyoruz zaten. Yani akademik eğitimde geleneksel Türk dokumalarındaki olması gereken halı ve kilimdeki kompozisyon özellikleri, kumaştaki kompozisyon özellikleri, var olan tasarım ilke ve unsurlarını öğretmeden özgün tasarım yapma olanağı yoktur. Öznur hocamdan da evet sağ olun Öznur hocam. Öznur hocamdan da kısa bir açıklama. Sağ olun hocam. Ben de bölümümüzdeki halı dersini veren hocamızın öncelikle yöresel ve halıların orijinalini, kompozisyon özelliklerini, düğüm çeşitlerini, kalitesini öğretmeden onun üzerine modern bir desenin tasarlanması mümkün değil. Yani her disiplinde yani hem halıda olsun, hem kilimde olsun, hem tesipte olsun, minyatürde olsun öncelikle orijinalini öğretmek lazım öğrenciye. Ondan sonra yani kendi disiplini içinde tekniğini, kullanılan malzemeyi onunla desenin uyumlu olup olmadığını öğretilmeli. Motif ve kompozisyon ilişkilerini öğrettikten sonra öğrenciye daha rahat, daha serbest çalışmasına imkan tanımalı. Hatta konularını yoksa bir motifi alıp keserek, parçalayarak kiçleştirmek değildir modern tasarım yapmak. Bu arada bilgisayar teknolojisini de kullanarak, Aslan Hoca da çok iyi biliyor, bilgisayarı dijital ortama da öğretmek gerekiyor. Çünkü çağın gereği bu. Öğrencilerin iş bulma sahasında
hem klasik halıyı çizebilmeli, oturup taneleyebilmeli, hem modern bilgisayarla çizebilmeli, hem de istediği gibi kompozisyonlar oluşturarak yeni tasarımlar oluşturmalı ki programlarda bunlar var zaten. Şimdi hocam müsaadenizle Aysan hocam hazırladığımız araya girdim mi? Hocam tamamlamış mıydınız sözünüzü? Tabii tamamladım. Şimdi bayağı bir soru geldi de şimdi okumadığımız zaman da insanlar hem soru sorun diyorsunuz hem de sorularımıza cevap alamıyoruz diye şey yaptılar. Şimdi genel dediğiniz gibi estetik kaygı ve kiç çok geniş kapsamlı ucu bucağı olmayan bir kavram. Ama biz bugün geleneksel sanatlarda estetik kaygı ve kiç ağırlıklı olarak o konular üzerinde değinmemiz gerekiyor. Zaten değindiktim. 4-5 tane bir sorumuz var aralardan seçtim. Müsaadenizle onları okumak istiyorum. O arada Aysan Hocam siz sormak istediğiniz şeyi yani okumak istediğiniz soruyu şey yaparsanız onu ekrana yansıtırız. Sanatta yozlaşma mı kiç mi? Sanatsal değer taşımayan ürünleri tanımlamada hangi tanımı kullanmalıyız diye bir sorumuz var. Evet. Bu soru biraz daha genel, geleneksel sanata göre ama gene de biz kendi şeyimize uyarak kendi geleneksel Türk sanatları açısından, Türkistan sanatları açısından ele alarak cevap verelim isterseniz. Gülcan Hocam ne dersiniz? Cevaplamak ister misiniz? Hangisini hocam? İkinciyi mi? Kiç ne sultanı bulacağı yozlaştırmayla birlikte yozlaştırmayla. Yani aslında bununla ilgili yazılı soru da altta var. Sanatta yozlaşma mı, kiç mi? Yani hangi tanımı kullanmalıyız diye bir şey var. Sanatsal değer taşımayan ürünleri tanımlamadan hangi tanımı kullanmalıyız? Şimdi genelde biz zaten geleneksel Türk sanatlarında eğer motiflerimizde ve kompozisyon özelliklerinde baktığımız zaman, incelediğimiz zaman onları eğer bozulma görmüşse, geleneksele uymadığını tespit ettiğimiz ürünler olursa onları yozlaşma anlamında dile getiriyoruz. Yozlaşmış örnekler olarak ifade ediyoruz. Ama bu kiç kavramı genel sanat anlamında kiç kavramı olduğu için geleneksel anlamda biz yozlaşma kavramını kullanıyoruz zaten. Yozlaşmış motifler diyoruz. Yozlaşmadan ürünü ve motifleri tekrar edebilme diyoruz. Farklılaştırmama anlamında gelenekselden kopmama adına biz yozlaşmayı kullanıyoruz. Hocam bundan, burada ifade de bulunabilir miyim? Biraz sürkülasyon olacak. Ben bir ters cevap vereceğim. Biraz bir fikir şeyi olsun. Tabii. Düşündürsün herkesi. Buyurun. Ben şimdi şöyle bakıyorum olaya. Hocam şu anda biz gelenekselciler veya dünya genelindeki gelenekselciler kendi kültürünü yaşatma ve bir sonraki nesle devretme gayreti içerisinde olan herkes dünyada şu anda kaybetmiş durumda hocam. Teknoloji ve dünya pazarı çok kuvvetli. O kadar kuvvetli ki hocam bugün geleneksel sanatların her türlü dizaynı bugün maskot olarak basılıyor. Bugün yastıklarda, kılıflarda, duvarlarda, resimlerde her yerde artık. Şimdi talep o kadar çok ki dolayısıyla sadece geleneksel sanatların kendi sınırları içerisinde kalan öğrencilerimiz işi bıraktığında yani mezun olduğunda işsiz kalıyor. Üretemiyor arkadaşlar, üretemiyor. Dolayısıyla burada geleneksel sanatlar noktasında her bir öğrencimiz zanaatkar gibi değil hocam. Sanatçı gibi yetiştirilmek durumunda. Yani girdiği zaman bu piyasaya teknolojiyle çok iyi bilecek. Çünkü şu var. Malzeme zihinde ve bir ruh halinde duruyor hocam orada. Ben geleneksel sanatlarımızın ruhunun korunması şartıyla her türlü biçim içerisinde, her türlü nesne içerisinde kullanılabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir kültür ihracatıdır. Biz Türk kültürünü bu anlamda teknolojiyi ve bu malzemeleri kullanarak kendimizi tanıtmak, hem sonraki nesillere geçişini daha iyi sağlamak, hem genç nesillerde idrakte, gözde ve kulaklarda daha rahat kalmasını sağlamak şansına da sahibiz. Bu imkanları kullanarak.
Bence geleneksel Türk sanatları bölümü bu anlamda biraz ileri dokuma atölyeleri, ileri yeni teknolojik dokuma atölyeleri kurarak belki de bu anlamda dünyayla yarışır veya günümüz çağdaş teknolojilerini ya da imkanlarını kullanabilir hale getirilebilir diye düşünüyorum Sayın Hocam. Özü ve ruhu korumak maksadıyla. Hocam geçen hafta bu konunun altyapısı olarak yeni teknik ve arayışlar bölümü panelinde arkadaşlarımız zaten bu tarz yeniliklerin olması gerektiğini ya da denemelerin bizzat bazı hocalarımız kendi yaptıklarını ve daha öğrencilerine de aktardıklarını söylediler. İsterseniz diğer sorularıma hızlı bir şekilde geçelim. Bayağı hocam süremiz azaldı. Evet. Bir ürünü kiç olarak nitelendirebilmemiz için hangi ilke ve kriterlere dikkat etmeniz şeklinde bir soru var. Yani kiç diyoruz ama kime göre kiç? Belki yapan kişiye göre tasarım ya da özgün tasarım. Ya bunu da diyor kişi belli bir kriter ya da ilke var mıydı? Hocam bu sorular bana WhatsApp'tan WhatsApp'tan mı geldi? Yandaki sorulardan değil çünkü ben de biliyorum. Ifars.org'a evet tamam olur tabii ki. Evet şimdi bu konuyla ilgili bir kere daha net olarak soruyu alabilir miyiz Mehmet Ali Hocam? Tam ben girdiğim için araya anlaşılmıyor. Bir ürünü kiç olarak nitelendirebilmemiz için hangi ilke ve kriterlere dikkat etmeliyiz? Yani sorunun uzun bir soruydu. Özetleyerek ilgili şey yaptım. Yani kişi demiş ki bana göre tasarım, bana göre özgün tasarım, size göre kiç olabilir. Bunun bir ilkesi, kriteri var mıdır? Evet. Bu konuda Rengin Hocam ve Özgün Hocam'a da söz vermek istiyorum. Önce istersen Rengin Hocam'dan başlayalım deminki gibi. Şimdi tasarım ilke ve kurallarına uyan ve bu estetik bilince uyarak biraz önce de bütün konuşmalarda aslında bunlara değindik ve örneklerde de bunları gösterdik. Tek en önemli unsur bence tasarım ilke ve esaslarına uyularak estetik kaygıyla yapılan ürünler, estetik bilinçle yapılan ürünler karşılığı olarak mutlaka bir eser olma niteliğini taşıyabilir. Eserdir demiyorum, eser olma niteliğini taşıyabilir. Dolayısıyla en önemli unsur neyin tasarım, neyin tasarım olmadığı değil. Tasarım ilke ve unsurlarına uyacak. Biz temel sanat eğitiminde yani haftalık 16 saat, 30 saate kadar gördüğümüz eğitim sürecimizde bir zamanlar, şimdi çok azaldı tabii bu. En önemli şey sürekli olarak tasarım yap. Yani günde en az 12 tane, ben önce lisans tekstil tasarım, sonra gelenekselci oldum. En az 12 tane tasarım yapıyorum. Peki tasarım ne? İşte bu ilke ve esaslara uyarak yaptığımız unsurlar, üretim metotlarına, tekniklerine ve esaslarına uyarak yaptığımız unsurlar tasarım unsuru olarak nitelendirilir ve eser olma niteliğine karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla ürün de aynı kategoriden geçer. Biraz önce hediyelik eşyalarda da gösterdim. Buradaki ürünlerde eğer tasarım ve estetik kaygı güdülmeden yapılıyorsa onda bir kiçlik aramak lazım. Endüstrileşmenin içinden geçiyorsa, tıpkı basım gibi çoğaltılabiliyorsa bu kiçleşmeye doğru yol. Evet, endüstriyel ürünler zaten, yapay olan ürünler zaten kiç olarak tanımlanıyor. Yani burada sorun yok. Ama sorun sanatçılık bazında. Ben sanatçıyım diyen insanların ürettiği bazılarına göre kiç, bazılarına göre de tasarım olan ürünlerin nasıl anlaşılacağı. Yani bu anlamda Özgün Hocam'dan da bir şeyler dinleyebiliriz. Hocam, Aysen güzel Hocam, bir Antalya sorusu var. Süreden kazanma adına Özgür Hocam'a bu soruyu cevaplamasını rica edelim kendisine. Hocam, muhtemelen bizim öğrencilerimizle ilgili öğrencilerimizden bir soru. Antalya Kale içinde el sanatları ürünleri olarak tanımlanan çok sayıda obje satılmakta. Evet, bu kirliliğe durdurmak için geleneksel Türk sanatları bölümü olarak ne tür tedbir alıyorsunuz ya da alıyor musunuz?
Bununla ilgili projeleriniz var mıdır? Bu bize bir bonus bölüm konusu galiba. Şöyle Antalya'yla sadece odaklaştırmayalım. Bütün turistik bölgelerde bu hediyelik eşya objelerinde çok büyük sorunlar var. Biz bunları müze kapsamında, müzenin içinde satılan ürünler de dahil olmak üzere bu turistik eşyaların satıldığı her yerde yapılan objelerin Çin'de üretildiği büyük bir çoğunluğunun merdiven altında üretildiği, işte Rengin hocamın ve Mehmet hocamın da söylediği gibi işte kiç biblolar, kiç edilik eşyalar, halılar, kilimler, kumaşlar ve çok büyük patchwork olarak gelen İran'dan göçler mesela çok önemli bir şey. Göçlerle şey olmuş bu sanatlarda bir erozyona uğrama var. Bu savaşlarla büyük bir erozyona uğrama var. Özellikle doğu halılarımızda, buhar kilimlerimizde mesela savaş aletlerinin işlendiği kilimler var. Dünyada da var bu. Afganistan halılarının bu yozlaşmasındaki ya da kiç örneklerinde bunlar var. Gelelim Antalya'daki hediyelik eşyalar grubunda. Çok çeşitli ürünler var. Eşarplar, işte giysilikler, ne bileyim küçük objeler, takılar vesaire, çok farklı materyaller ve de çok farklı ülkelerin, çok ulusluluk bir şeyi var. Yani onlara Türk diyemeyiz. Anadolu'da üretilmiş bir hediyelik eşya değil. Bir bakıyorsunuz Hint, bir bakıyorsunuz Afrika, çok farklı ülkelerden gelmiş objeler bulunmakta. Buna dur demek tabii ki başka bir boyutu var. Yani ticari anlamda devletin alacağı kesin kararlar olması lazım. Bölüm olarak ne yapıyoruz? Bölüm olarak böyle bir projemiz yani hediyelik eşya bazında yok. Ama Küsem diye fakültemizin daha doğrusu böyle bir el sanatlarını koruma ve yaşatma gibi bir şeyimiz vardı. Ve burada zaman zaman hem üniversitenin hem de bazı hocalar gelip orada işte bir takım geleneksel el sanatlarını öğretiyorlardı öğrencilere bu seçmeli derslerde. Daha sonra bunlar kayboldu. Tabii ki orada da bazı kiçleşmeler başlamıştı maalesef ve maalesef. Modaya uyma durumu. Bunlar zapt-ı rapt altına alınmalı, kontrollü ürünler üretilmeli ve bizim de bunları gördüğümüz için bölümümüzde seçmeli derslerimiz var. Hediyelik eşya tasarımı diye. Çok doğru tasarımlar yapılabiliyor. Bilmiyorum. Bir iki kelimeyle ben de tamamlayıcı bilgi vermek istiyorum. Aslında bu konuyla ilgili biz bölüm olarak bir şeyler, yani ilk hatırlarsanız 10 yıl önce ilk geldiğim zaman yöresel ürünler sempozyumu diye bir sempozyum yapılmıştı Cam Piramit'te. Bir taraftan yöresel ve geleneksel ürünlerin satıldığı ya da tanıtıldığı fuar, bir taraftan da geleneksel ve yöresel değerlerin konuşulduğu sempozyumlar planlanmıştık. Sempozyumlarımız başarıyla devam etti, fakat şunu söyleyeyim, şu an günümüzde dünya devi Amerika bile maalesef ki iPhone'un ya da birçok ünlü markasının fabrikasını Çin'e açtırdı. Bunu niye söylüyorum? Biz de kale içine gidip yani birçok şekilde yeni el sanatları ürünleri ya da hediyelik eşya ile ilgili onlara en azından bunların yanlış olduğunu, buraya dünyanın her bir tarafından turistlerin geldiğini, bir kültürümüzün yanlış tanıtıldığını söyleyerek kişiler şunu söylüyor. Hocam şu Çin'i tabağın Kütahya'dan alsam 500 lira, ben bunu 30 liraya ürettiriyorum şeklinde. Maalesef kabul etmesek de saçma bir şey var. Tabii ki globalleşme ya da ekonomik savaşların olduğu bir dönemde bununla ilgili, yani özellikle soru soran öğrencimize cevaplamadığına bilim olarak bir şeyler yapmak istedik ama maalesef ki çok fazla gücümüz yetmedi. Mesela Antalya hediyelik eşyasını arıyor diye bir yarışma yapmaya çalıştık. Onda da olmadı. Neyse hocam, uzatmıyorum. Son birkaç soru daha var. Son yıllarda eski halı ve kilimler toplanıyor, kesilip küçük parçalar halinde yeni tasarım adı altında satılması kiç midir? Yoksa
modern tasarım ürünler olarak bunları adlandırabilir miyiz? Yani patchworklerden bahsediliyor. Öncelikle ben bir şeyler söylemek istiyorum. Bu konu zaten çok acı bir durum. Evet. Yani biz işe sorduğumuz zaman bunu yapanlara diyorlar ki zaten bunlar işe yaramaz şeylerdi. Biz işe yarar hale getiriyoruz. İşte ekonomiye kazandırıyoruz bunu. Evet, ekonomiye kazandırıyorlar ama kültürü kaybediyorlar. Kültürü kaybediyoruz. Ha, şöyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Mesela hani ben Ispartalılarını küçümsemek adına bunu söylemiyorum ama hani endüstriyel bir üretimdir aslında Isparta'nın son dönem halıcılığı. Hani benim ailem de bunu yapmıştı bir zamanlar. Ben de Isparta halısının tezgahına doğmuş birisiyim yani esasında. Dolayısıyla orada hani çok tekrar olan şeyler olduğu için endüstriyel bir üretim söz konusu, el dokumacılığı da olsa bir söz konusu olduğu için biliyorsunuz hepiniz Oriental Manufacturer'ın bir ayağıydı orası. Dolayısıyla hani bir yörenin bir halısından bu üretim yapılabiliyor mu? Yapılabiliyorsa yapılır ama çok kullanışlı bir şeyler de ortaya çıkmıyor zaten. Yani kültürü katletmek için değecek şeyler değil. Biz yeniden üretip yeniden daha değerli, daha katma değeri yüksek ne yapabiliriz? Yani bunun peşine düşmemiz lazım. Hakikaten anonim olan bu sanatlarımızı en zirve noktada katma değeri yüksek, kalitesi yüksek. Ha şunu da söylemek istiyorum. Demin de aklıma gelmişti. Sadece motif midir? Desen midir? Sadece yani bakın burada malzemeden başlıyoruz. Biz bir kere ham maddeyi kiçleştirdik. Ham madde yok oldu bir kere. Ham madde bugün arasak bulamıyoruz. Dün bir önceki sempozyumda Mustafa da söyledi. Ben de aynı şeyi yaşadım. Yozgat'ta çok güzel cicim perdeler geleneği var. Hakikaten yüklük örtüleri yapmışlar. Muhteşem duvar. Hani biraz önce Mehmet Duvar dedi ya. Onlar bütün duvarlarını bu cicim perdelerle kaplıyorlar. Şimdi kapladıkları cicim perdelerin inceliğinde yeniden Yozgat'a has böyle cicim seccadeler üretelim. Biz şey başlatalım. Halk eğitimle birlikte başladık. Malzeme araştırmasına başladık. Bir yerden bulduk malzeme. Aa dedik çok güzel. Kayseri'den bize örnek gönderdiler. İncecik çok güzel yün. Hakikaten hadi başladık bir hırsla. Hafta sonu gittim ben. Hafta sonu tezgahlarla, öğrencilerle beraber çalıştık falan. Uzatmayayım. Ve bize daha sonra hadi öğretim gönderin şu kadar dediğimiz zaman bize gönderilen malzeme neydi biliyor musunuz? Yani bize gönderilen örneğin çok daha kabası ve küflenmiş patır patır kopan ipliklerdi. Renkler de aynı değildi. Diğerleri de aynı değildi. Hani o biraz önce Mehmet Ali'nin söylediği hani ben bunu işte 3 liraya neyse 30 lira vereceğime 3 liraya içinden alıyorum satıyorum üstüne kendim çok kazanıyorum diyen esnafın maalesef kurbanıdır bugün geleneksel Türk sanatlarının kiçleşmesi. Para kazanıyoruz ama ne yapıyoruz? Kendi dalımızı, bastığımız dalı kesiyoruz. Türk sanatı diye bir şey yakında turistlerden hiçbirisi geleneksel bir şey almayacaklar. Yani bunu bir kere acı ama gerçek söylemek zorundayız. Ne yapmamız, ne etmemiz gerekiyorsa el birliğiyle bütün belediyelerle mi, ticaret odalarıyla mı bunları görüşeceğiz? Ne yapabiliyorsak elimizden geleni yapmaya çalışacağız tabii ki. Ben özür dilerim. Gene heyecanlandım. Başka da sözü olan arkadaşlar. Hocam bu konuda birkaç katkıda bulunmak istiyorum. Özellikle bu 10 yıllık süreç içinde döşeme altı, bu patchwork denilen daha önce de bu halıların çamura yatırma dedikleri bir olay var. Çamura yatırarak camiden çalınan halılar. Çünkü vakıf eserlerinin damgaları var. Biz bunları fotoğraflamıştık daha önceki yıllarda. Ve daha sonra Anadolu'dan eskicilerin topladığı özellikle demirci halıları, Isparta halıları, düz halılar yoğun bir şekilde İstanbul'dan gelen tesis kuran bir beyefendinin himayesinde.
Şimdi günümüzdeki bir trend var. Yakında bir öğrencim sunum yaptı halı onarımı dersinde. Kendisi döşeme altında. Döşeme altına hava fotoğrafları çekiliyor dronlarla. Klip çekmişler. Ünlü bir sanatçı gelmiş, burada klip çekmiş. Düğün resimleri çekiyorlar. Bu bir kültür yozlaşması. Ayrıca yabancıların özellikle Amerikan kültürüyle özdeştirilerek bizim kültürel değerlerimizin yok edilmesi. Burada halılar tıraşlanıyor, dövülüyor, çamura atılıyor, üzerinde çimler çıkıyor ve daha sonra büyük kazanlarda mavi renkte, sarı renkte, yeşil renkte düz renklere boyanarak kesiliyor. Ve bunlar maalesef Sultanahın'a gönderiliyor ve Sultanahın'da eşit kesilmiş, preslenmiş şeyler dikilerek IKEA gibi dünyanın ünlü mağazalarında çok yüksek fiyata satılıyor. Burada tabii kısa vadede kültür yozlaşmasından kastım o, para kazanan grup için önemli değil bir kültürün yok edilmesi. Çünkü onun yerine koyacak demirci halısı bile olsa, Türkiye'nin en kötü halısı bile olsa maalesef ne demirci de dokunuyor. Ve şu anda en büyük acıyı çeken döşeme altında da halılar dokunmuyor artık. Yani yakın kadar döşeme altında halı dokunurken, çünkü yakında işte başka problemler var. İşte dibinde bir köyde kirlikte bunlar yapılıyor. Yani halılar burada, bir yandan üretin, güzel projeler yapın diyorsunuz. Bir yandan da halınızı çamura batırıp kesip biçip başka şekillere sokuyorsunuz. Yani burada bir kültür yozlaşması yok da ne var? İşte bu da bir kiç. Kültür kiçi bu da yani. Antalya'da. Antalya'da biz bunu çok yaşıyoruz. Ama ticari bir kaygıdan kaynaklı olan acı bir gerçek maalesef. Birkaç kişi para kazanıyor ama birçok insan da ekmek parasını kaybetmiş durumda. Özgür Hocam, son bir sorum vardı. Aslında ben de Antalya'da kiç diye notlarım arasına yazmışım. Demişim ki yani ben çiftçi kökenli bir ailenin evladıyım. Arpa buğday tarlası gördüm. Pancar tarlası gördüm. Çalıştım ama İlk defa Antalya'ya gelindiğim zaman, Özgür Hocam'ın az önce özetleyerek anlattığı şey o. Halı tarlası hocam. Duydunuz mu bilmiyorum. Evet duymaz olur muyuz? Halı yani aslında sadece şimdi değil, 2000'li yıllardan beri, yani 20 yıldır belki de 90'lardan beri olan bir şey. Hocam, Erdoğan Hızlı ilk başlatmıştı. İşte artık yani evet. O kadar meşhurlaştık ki klipler için doğal bir platform oluştu. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde bunu da söyleyip ondan sonra son soruya geçeceğim. Zaten süremiz azaldı. Yine hocam Antalya'da kiç ya da dokumaların bozulmasını örnek. Eski köylerden eski halı kit, daha doğrusu kilimler toplanıyor. Elde edilebildiği kadar, daha doğrusu sökülerek doğal boyalı ya da bir analize gittiği zaman eski tarihlerde bundan 40 senelik 50 senelik iplikler elde ediliyor. Ve tekrar baştan yeni desenler çizilerek o eski malzemelerden kilim dokutuluyor. Ve bunlar turistlere de satılıyor. Ve analize gittiği zaman da iplik yaşına bakılarak diyorlar ki bu kilim 40 yıllık 50 yıllık. Ama teknik şu, daha doğrusu yeni dokunmuş fakat eski bir kilimin iplerinden yararlanmak şu yapılmış. Bunlar da gerçekten dokuma sanatına yapılmış, özellikle belki izleyenler kızacak ama yani bizim gücümüz ancak buradan duyurmaya yetiyor. Yani çok ciddi katliamlar var. Özellikle kale içinde bu halıcılar, az önce de Özgür Hocam söyledi, eski köylerden ahşap parçaları, kapıları toplayıp, pencereleri ya da 10-15 santimlik ahşapları toplayıp üzerlerine transfer baskıyla ikonaları yapıp sanki 30-40 yıllık, 50 yıllık ya da bilmem kaç yüzyıllık ikonlar gibi bunları turistlere satıyorlar. Bunun gibi aslında birçok şey var. Yani eleştirebileceğimiz çok şey var ama aslında benim çok da ev sahibi olarak bu eleştiriyi yapmak istemiyorum ama yani çözüm önerilerimiz ne? Tamam, buradaki tüm hocalarımız kiç tanımını ya da yapılması gerekenleri biliyor ama bununla ilgili neler var? Mesela şöyle bir soru var Aysen Hocam.
Demiş ki öğrencimiz, fakültelerde özellikle resim bölümlerinde estetik dersleri var. Geleneksel sanatlarda yozlaşmaların, bozulmaların işlendiği bir ders göremedim. Hiçbir müfredattan. Bu konuyla ilgili bir planlama yapıyor musunuz diye bir genel şey var. Gerçekten güzel de bir soru. Bence estetiği resim dersinde, yozlaşmayı da geleneksel sanatlarda konuşmalıyız. Bununla ilgili var mı hocam bildiğiniz bir müfredatta yani buna paralel bir ders? Ya müfredatta olmasa da zaten her bir geleneksellikle ilgili derslerimizin kapsamı içerisinde biz bunları sürekli çocuklara aktarıyoruz. Geleneğin nasıl olması gerektiğini, niçin geleneksel dediğimizi, bunun bizim kültürümüzün özü olduğunu, bu özü geleceğe taşımak anlamında korumamız gerektiğini, bir zenginliğimiz, kültürel zenginliğimiz olduğunu, kaybedersek kimliğimizi de kaybedeceğimizi. Çünkü farklı alanlardan gelen, özellikle resim alanından gelen ya da seramik alanından gelen öğrenciler hemen bunlara itiraz ediyorlar zaten. Direkt çağdaş yorumlarla kendilerince tasarımlar yaptıklarını düşünüyorlar. Ama biz gelenekselde önce onları pişirip, önce yoğurup bir güzel, ondan sonra gelenekselin motifleri, rengini, tarımlarının ne olması gerektiğini, tasarım aşamalarında estetik değerleriyle birlikte onları öğrettikten sonra yeni kavramlarla ortaya koymaya çalışıyoruz. O yüzden hani kiçle ilgili ya da yozlaşmayla ilgili böyle bir ders olmasa da her bir alanda bu konu gündeme geliyor. Onları zaten o sınırların içinde tutmaya çalışıyoruz. Biz tutup daha sonra yeniyle adapte edebileceklerini öğretmeye çalışıyoruz. Hocam soru da şu şekilde yani biz bunu müfredat içerisinde değil de ayrı bir ders olarak, bölüm olarak değil ayrı bir ders olarak istiyoruz şeklinde. Koyabiliriz de seçmeli de yani derslerimizin içinde yer alabilir. Ben bir soru cevap bir hakkım var mı? Bir şey. Buyurun hocam. Yani. 1990'larda YÖK'ün bildiğim kadarıyla Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bütün bölümlerine YÖK dersi gibi İngilizce, Türk dili ve İnkılap Tarihi gibi estetik dersi zorunluydu bir süreçte. Bunu çok iyi hatırlıyorum çünkü danışman olduğumuz için öğrencilere. Daha sonra kaldırıldı bu ders. İşte bilgi teknolojileri nasıl şimdi zorunlu konuluyor öğrenciye. Zaman zaman böyle estetik dersi vardı, zorunluydu bütün Güzel evet, Sanatlar Fakültesi. Tiyatrosu da alıyordu, müzik bölümü de alıyordu, resim bölümü de, gelenekseli de hepsi alıyordu. Ve hatta iki tane ODTÜ'lü arkadaşımız bizim 9 Eylül'de bu estetik derslerini yürütüyordu. Şu anda ikisi de Ekonomi Üniversitesi'nde doçentler. Yani zaman zaman YÖK'ün bazen koyduğu, kaldırdığı dersler hep karşımıza çıkıyor. Sayın hocalarım. Olmalı da. Evet. Güzel Sanatlar Fakültelerinde olmalı böyle bir ders. Kaldı. Mehmet Hocam bir şey söyleyecek herhalde. Ona da söz verelim Özgür Hocam. Özgür Hocam sanki bu dönem ben kilim halı ve kilim eleştirisi dersini koydum ben. Bizim geleneksel Türk sanatlarına. Fakat seçmeli herhalde. Yani o ders, yüksek lisansta mı? Hocam yüksek lisansta. Yüksek lisans hocam. Evet. Çünkü eleştiri dersi. Estetik dersini ben hakikaten buradan önermek istiyorum. Moderatör olarak hepinizin de sözcüsü olarak. Evet altında alın. Özgür Hanım'ın hocamın da dediği gibi bizde de dediği gibi 90'lı yıllarda bu ders vardı, okutuluyordu ve çok da faydalı olduğuna inanıyorum. Ben de okudum. Yani 1970'lerde başlayan bir ders bu. Estetik güzel nedir, hoş nedir, çirkin nedir? Yani bunları bilen öğrenci, bu felsefeyi alan zaten felsefe de yok edildi biliyorsunuz. Hani liselerde felsefe dersi vardı. Yani biz birçok şeyi kırptığımız kaybettik. Zaman işte kuşa döndürüyoruz ve kuş da sonuçta bir sanat ortaya koyamıyor gibi düşünüyorum. Kapatmadan bir şey söyleyebilir miyim? Sünüyorum çünkü zaman bitti biliyorum. Hocam Meral hocamızın bir sorusu var. Onu da WhatsApp'tan da bağlayacak bana. Bir şey de onun için hocam. Onu bir yansıtalım. Buyurun hocam.
Şöyle Pamukkale Üniversitesi'nde bir doçent arkadaşımızın bir 180 öğrenciye yaptığı bir anket var. Lise öğrencisi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine kiçle ilgili anket soruları sorulmuş ve çocukların büyük bir çoğunluğunun estetik gibi, işte resim gibi, sanat gibi dersleri almayan öğrencilerin kiç eserlere yöneldiği, altyapılarında biraz sanatla ilgili dersler alan öğrencilerin ellerine sunulan anket sorularında kiç eserle normal eserin, yani sanatçının eserleri arasında daha doğru ayrıştırmalar yaptıkları, hatta yeni yakında çıktı, Aralık ayında yeni 2020'nin en son ayında çıkan bir yazı bu. Evet. Çok ciddi ve güzel bir şey. Bu da demek ki bizim liseden, düz liselerde sanatla ilgili hiçbir ders okutulmuyor. Güzel Sanatlar Lisesi'yle kaldırıldı. Maalesef. Böyle bir sorun var Türkiye çok genelinde. Çok büyük bir sorun. Çok büyük hocam, bir sorun. Bu ekrandaki soru Meral Hocam'ın sorusu. Evet, Mehmet Hocam da bir şey söylemek istiyor ama bu soruyu görüyoruz. Soruyu da dikkat edin. Mehmet Hocam konuşalım. Sayın Hocam, hem bu şimdiki soruyla alakalı sanat eğitimiyle ilgili bir soru. Ben sanat eğitiminden gelmeyim, biliyorsunuz. Evet. Yaklaşık yani uzun süre sanat eğitiminde, sanat eğitim fakültesi şeyinde, kurumlarında çalıştım. Akademik anlamda. Şimdi hem bu soruya cevap olsun. Az önce hocalarımın bahsettiği, Özgür Hocam'ın da bahsettiği kişinin sanatsal bilinçlenmesi noktasında ilk öğretimden yüksek öğretime kadar kademeli ve pedagojik yapıya uygun olarak bir sanat eğitiminin verilmesi gerekiyor tabii. Onun dışında liseden mezun olup da bizim fakülteleri tercih eden çocukların sanat eğitimi bu background düşünülerek, üzerine konularak mutlaka yetiştirilmesi gereken bir önem arz ediyor. Burada temel sanat eğitimi gibi, yani ben derse giriyorum çünkü burada. Keşke az önce Özgür Hocam'ın dediği gibi estetik adı altında bir zorunlu dersimiz olsaydı da felsefe ve estetik diye, sanat felsefesi ve sanat estetiği diye derslerimiz olsaydı da bunları yoğun bir şekilde işleseydik. Ama ben idealist bir hoca olduğum için temel sanat eğitiminde benim öğrencilerim dinliyordu burada. Sanat elemanlarını ve sanat ilkelerini sürekli örneklerle gözlerinin önüne getirerek, zihinlerine algılatmaya çalışarak bir ders işliyorum. Bu şekilde onların hayal dünyası daha somut alana ineceği zaman daha bilgiye dayalı, daha böyle olgunlaşmış ve estetik değeri yüksek bir hale geliyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. Çünkü beğeniyi oluşturan şey ortaya koymuş olduğunuz düzenlemedir Sayın Hocam. Kültürden kültüre, bunun içinde kullanmış olduğunuz imgeler, simgeler kültürden kültüre bu beğeniyi etkileyecektir. Bu anlamda elbette sanat eğitiminde, yine soruya dönüyor ve cevap veriyorum, küçük yaşlardan itibaren kademeli olarak bu estetik ve bu ilkeler ve elemanlar verilmelidir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bizde var sanat felsefesi, estetik, mitoloji ve ikonografi zorunlu ders olarak bizim programımızda yer alıyor. Onun için ortak bir programda da buluşmak bu anlamda önemli, tırnak içinde. Hocam, sevgili hocalarım, özür dileyerek süreyi açtık. Şöyle söyleyeyim, Nisan ayının sonundan, şimdi hocalarım saklı olarak bizde var, şu biz şunu açtık, bunu açtık falan gibi bilgiler vermekte. Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı'na oturumunda lütfen sizler de bizzat katılarak, yani ekran başında belki az sayıda kişi olacak ama şu an mesela 56 kişi izliyor. Birçok da soru geldi. Bazı soruları da okuyamadık. Yani bazı konuları da o güne final bölümünde sizlerin de katılımıyla şey yapalım. Şimdi özür dileyerek hocam birkaç kelime bir şey söyleyip ondan sonra yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Şimdi diğer hocalarımıza da söyledim. Aynı sloganı size de söylüyorum. Söz uçar, yazı kalır. Lütfen bunları Nisan ayına kadar, bakın da önümüzde çok uzunca bir süreç var, yazılı olarak bizlere verin.
Biz bunları bir kitap altında toplayacağız. Bununla ilgili bunu rica ediyoruz. Birden ekrana bir önce Cuma'nın afişini koyabilir miyiz? Şimdi dediğim gibi panellerimiz evet. Devam ettikten 29 Ocak yani bu Cuma saat 19 ile 20 saatler arasında yine bir başka konuyla karşınızda olacağız. Bu konumuz ise geleneksel sanatların plastik sanatlara olan etkisi. Şimdi biz geleneksel sanatlarda yeni arayış ve teknikler diye zaten bunu konuşmuştuk. Plastik sanatların da bence günümüzdeki yeni arayışı geleneksel sanatlar oldu. Çünkü artık onların da belli bir yere kadar tıkanma noktasına geldi ve son zamanlarda özellikle bazı ressamlar beslenme kaynağı olarak resimlerinde bizim sembol, simge, imge ve damgalarımız ya da geleneksel figürleri, halı kilim desenlerimizi kullanmaya başladı. Bununla ilgili bir konuşma olacak. Bu konuşmanın moderatörlüğünü Konya Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ahmet Dalkıran hocamız yapacak. Katılımcılar ise Akdeniz Üniversitesi'nden Fatih Başbuğ arkadaşımız, yine Selçuk Üniversitesi'nden İlham Enveroğlu, Profesör Doktor Serkan İlden ve Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Nuhoğlu hocalarımızla geleneksel sanatların plastik sanatlara olan etkisini konuşacağız. Süremizi geçtik. Çok teşekkür ediyorum. Sözü Aysun hocama bırakıyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Evet, ben de uzatmayayım isterseniz. Gerçekten bütün konuşmacılara ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok güzel hazırlıklar da yapmışlardı ve farklı farklı birbirini tamamlayan sunumlar oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Dediği gibi Mehmet Ali'nin bundan sonraki sunumları da takip ederek katkıda bulunmaya çalışalım. Sunumlarımızı yayın olarak da Mehmet Ali'ye ulaştıralım inşallah. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. İnşallah toplumumuzun kültür seviyesi yükselir. Gerçek kimliğimizi, geleneksel Türk gerçek yani hep Türk demeye gerek yok zaten öyle. Sanatlarımızın kimliği kendini milliyet olarak da ortaya koyuyor. Buna sahip çıkmaya davet ediyorum. Toplum olarak da uyandırmak için de yetkililerimizin de buna bir an önce eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim Mehmet Ali. İyi ki varsın. İyi ki böyle şeyler yapıyorsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Hocalarım sizlerle güzel. Yoksa biz tek başımıza bir etkinlik yapsak hiçbir anlamı olmaz. Sizlerin katılımlarıyla güzelleşti. Eyvallah. Şimdi bazı mesajları daha doğrusu soruları okuyamadık. Özür diliyoruz. Çünkü gerçekten yani süremiz 2 saat olarak planlamıştık. 10 dakika falan geçti. O yüzden de onlardan affımızı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.